Dostum katiller şimdi bu tarafa doğru gelecek. Burada onlara pusu kurmalıyız. Onları burada yakalayacağız. Buradan kaçmalarına izin vermeyeceğiz. Tamam dostum merak etme. O katillerin buradan kaçmasına asla izin vermeyeceğiz asla. Aynen öyle. Gel benimle şurada saklanacağız. Geldiklerinde karşılarına çıkıp ateş edeceğiz. Gel dostum. Hadi dostum gel. Gemiye az kaldı gel dostum. O gemiye atlayacağız ve artık buradan kurtulacağız. Buradan kaçacağız dostum çabuk hızlı ol Çok az kaldı Sonunda buradan kurtulacağız Hadi dostum hızlı ol Bizi yakalayabilirler haydi İşte oradalar dostum geliyorlar katiller Onların gemiye binmesine asla izin vermeyeceğiz Ateş Olamaz dostum iyi misin Vuruldum Dostum sen beni bırak git O gemiye binmen lazım dostum Kaç buradan seni bırakıp asla bir yere gitmem dostum. Anca beraber kanca beraber. Haydi kalk gidiyoruz. Hayır dostum. Gelemem. Al şu silah. Ben kurtulamadım bari sen kurtul. Git dostum buradan git. Olamaz. Ateş etmeye devam ediyorlar. Dostum hakkını helal et. Git artık buradan al şu silah. Dostum buradan kaçmalarına izin veremeyiz. Koru beni. Üstlerine doğru yürüyeceğim. Teslim olun. Hiçbir yere kaçamazsınız. Geber herif Olamaz İlker. Aa, aa. İlker. Kendine gel dostum İlker. İlker beni duyuyor musun İlker? İlker bırakma kendini İlker. Bırakma dostum. Bak şimdi ambulans arayacağım gelecekler. Kurtaracaklar seni İlker. Bırakma dostum kendini aa, dostum <laughs> hakkını helal et dostum. Aa. Neredeyim? Neresi burası? Yardım edin. Oh. Yardım edin. Kimse yok mu? Burası neresi? Yardım edin. Kimse yok mu? Burası bir hastane. Ne oldu bana? Neden buradayım? Doktor bey, yardım edin. Doktor bey. He? Doktor bey. Olamaz. <laughs> Doktor bey. Ne oluyor burada? Omzum hala ağrıyor. Bu doktora ne olmuş böyle? Kimse yok mu? Yardım edin. Neredeyim ben? Nerede? Orada birisi var. Hı? Olamaz. Ne olmuş buna? Bu da ne böyle? Ugh, leş gibi kokuyor. Ne olmuş burada ya böyle? Kimse yok mu? Yardım edin bana. Sesimi duyan yok mu? Buradan çıkmam lazım. Ah. Sesimi duyan yok mu? Hey! Olamaz. Çok garip bir yer. Ne olmuş ya sanki yıllardır uyuyor gibiyim. Hemen burayı terk etmem lazım. Çabuk. Ah. Omzumun ağrısı geçmek bilmiyor. Sesimi duyan yok mu? Hı? O ses de neydi? Bir ses duydum. O ses nereden geldi ya? Neyse çıkayım şuradan artık. Kimse yok mu? Ne olmuş ya buraya? Bu şehre ne olmuş böyle? Hey! Sesimi duyan yok mu? Kimsecikler yok etrafta. Bu şehre ne olmuş böyle? Ben ne zamandır uyuyorum ya? Ne işim var benim burada? Kimsecikler yok mu? Sesimi duyan yok mu? Yardım edin. Ne olmuş burada böyle? Olamaz. Beni duyuyor musunuz? Hey kendinize gelin. Bu da ne böyle ya? İğrenç. Polis. Hey polis. Beni duyuyor musun? Kendine gel. Hey bana bak. Sana diyorum. Ölmüş. Olamaz. Ne olmuş bu şehirde böyle? Kimse yok mu? Sesimi duyan yok mu? Kimsecikler yok mu ya? Yardım edin bana. Lütfen. Kimse yok mu? Ne yapacağım ben bu şehirde? Ne yapacağım? Olamaz. Bunlar da ne? Gidin gelmeyin. Gidin. Olamaz. Yardım edin. Kimse yok mu? Ne oluyor ya burada? Ne oluyor? Gelmeyin gidin. Yardım edin ne olursunuz. Yardım edin. Kendime bir yer bulmam lazım. Sığınacak bir yer bulmam lazım. Saklanmam lazım. Peşimdeler. Gelin hadi buraya lanet zombiler gelin buraya Hepinizin işini bitireceğim gelin buraya Yoksa burada mısınız? <laughs> Gelin! Daha yok mu? Geber! Pislik herif! Daha yok mu? Gelin hadi! Lanet zombiler! Yardım edin! He? O ses de neydi? Birisinin sesini duydum sanki! Yardım edin ne olursunuz kimse yok mu? Evet evet şu duvarın arkasından geliyor. Dostum. Dostum sesimi duyuyor musun dostum? Yardım et buradayım ne olursun yardım et. Peşimdeler. Dostum tamam geliyorum kurtaracağım seni dayan. Neredesin yardım et. Dostum ne olursun yardım et peşimdeler. Gel sesime gel. Neredesin? Ha? Dostum buradayım dostum. Sen gerçek misin? Aylardır yaşayan birisini görmüyorum doğrusu. Evet dostum gerçeğim. Ne olursun yardım et dostum ne yapacağım bilmiyorum. Ne oldu bu şehirdeki insanlara? Gel benimle gel. Takip et çabuk. Sığınağa gidiyoruz. Dikkatli ol. Zombiler saldırırsa kendini savun. Çabuk takip et beni. Gel sığınak şu yukarıda. Çabuk dostum hızlı ol. Akşam olmak üzere. Dışarı çıkarlar şimdi. Gel dostum gel. Dostum ne oluyor bu şehirde? Ne olursun bir şey söyle artık. Gel dostum gel. Dostum anlat her şeyi bana ne olursun. Sen nereden çıktın ya? Ben aylardır yaşayan birisi arıyorum. Sen nereden çıktın? Dostum ne oluyor bu şehirde? Dışarıda yürüyen bu saçma yırtıklar da ne? Çok korkuyorum anlat bana. Artık şehir diye bir şey yok. İnsanlık yok artık. Hiçbir şey yok. Dünya yok oluyor. Anlıyorsun değil mi beni? Artık kimse yaşamıyor. Aylardır gördüğüm ilk insan sensin. Anlıyorsun değil mi beni? Hiçbir şey anlamıyorum. Yiyecek yemeğin var mı? Var dostum şu sandıkta. İşte bu. Karnım çok acıktı. Kusura bakma dostum. Bana her şeyi anlat. Bu dışarıda yürüyen yaratıklar ne? Hastanedeydim. Uyandım. Etrafta kimse yok. Sadece bu yaratıklar var. Hiç kimse yok. Her şeyi anlat bana dostum lütfen. Tamam merak etme. Her şeyi anlatacağım. Dünyayı bir virüs sardı. Adına zombi virüsü diyorlar. Bu dışarıda gördüğün yaratıklar aslında onlar birer insan. Daha doğrusu önceden insanlardı. Ama bu zombi virüsü sayesinde artık onlar bir insan değil. Her şeylerini yitirdiler. Düşünme organlarını, beyinlerini, her şeylerini yitirdiler. Onlar sadece bizi duyabilirler. Göremezler, koklayamazlar, sadece duyabilirler. O yüzden elinden geldiğince sessiz ol dostum. Anladın mı beni? Dostum, aslında ben bir polisim. Şimdi hatırladım. En son bir çatışmada vurulmuştum. O günden beri herhalde komadayım. Daha yeni uyandım. Bulunduğum ortama herhalde hiç zombi girmemiş. Ben sağlamım yani. Çok şanslısın dostum. Herkes öldü. Herkes. Tüm arkadaşlarım öldü. Ailem, sevdiklerim, karım bile öldü dostum. İnanabiliyor musun? Çocuklarım öldü. Karım öldü. Artık kimsem yok benim. Artık bu dışarıdaki zombilerle baş başayız. Şu giysilerden kurtulma vakti geldi artık. Evet işte bu kadar. Dostum bu arada benim adım İlker. Tanışmayı unuttuk. Benim adım da Mert. Memnun oldum İlker. Ben de dostum. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Yoksa bu zombiler beni parçalardı. Ne demek İlker? Uzun zamandır bir insan görmüyordum. Seni görünce mutlu oldum. Hemen kurtarmaya geldim. Keşke ailemle o kadar şanslı olsaydı. Keşke onları da kurtarabilseydim. Mert, ailenin kurtulamadığına üzüldüm. Ama benim karım ve çocuklarım hala yaşıyor olabilir. Onların yanına gitmem lazım. Dostum yaşadıklarını hiç sanmıyorum. Ama eğer ki için rahat edecekse gidelim. Ben senin yanında olacağım merak etme. Tamam Mert sağ ol. Peki yanında silah var mı fazladan? Eğer ki zombi falan saldırırsa kendimi koruma amaçlı. Dostum fazladan silah var. Fazladan silah var ama susturucusu yok. İşte dostum burada. Sen bu silahı kullanabilirsin. Ama şunu unutma ki zombiler sese geliyor. Elinden geldiğince ateş etme. Benim silahımla susturucu olduğu için zombileri ben avlayacağım. Eğer ki zora düşersek sen de ateş edebilirsin. Tamam Mert sağ ol merak etme. Ben elimden geldiğince ateş etmemeye çalışacağım. Eğer ki zora düşersek mecburen ateş etmek zorundayım. Neyse. Evim buradan iki sokak arka tarafta. Şuralarda bir yerlerde. Mert Gitmeye hazır mısın? Dışarıda bizi zombiler bekliyor olacak. İlker, gitmeye hazırım. Ama sen de göreceklerin karşısında sakın üzülme, tamam mı? Karın ve çocukların ölmüş olabilirler. Tamam Mert, merak etme. Ben her duruma karşı hazırım. O zaman gidelim dostum, haydi. Arkanda olacağım, seni koruyacağım. Tamam Mert, gidelim. Eve ulaşmamız lazım. Karım ve çocuklarım yaşıyor olabilir. Eğer ki yaşıyorlarsa onları kurtarmam lazım. Onları çok özledim. Aylardır hastanedeyim. Onları aylardır göremiyorum. Mert haydi. Etraf temiz gibi. Şu taraftan gideceğiz. Gel Mert. İlker, zombi sesleri gelmeye başladı. Bak İlker, sakın gerek olmadıkça sen ateş etme. Ateşi ilk önce ben edeceğim. Çünkü bende susturucu var. Haydi gel çabuk. Olamaz, önümüz kapalı. Duvar var orada. Ve içeride de sanırım çok sayıda zombi var. İlker, bu çok tehlikeli olacak. Ama buradan geçmek zorundayız. Bak şimdi. Ben onları farklı bir yere çekeceğim. Sen de hemen şuradaki kapıdan geçeceksin. Tamam mı? İleride bir yemekhane var. Yemekhanede görüşeceğiz. Anladın mı İlker? Tamam da onları nasıl farklı bir yere çekeceksin? Sen orasını bana bırak İlker. Sen sadece yemekhaneye doğru ilerle tamam mı? Yemekhanede buluşacağız. Merak etme sen. İlker sen şimdi burada bekle. Ben onları farklı bir yere çekeceğim. Gelin bakayım buraya. Onları şu tarafa doğru çekmem lazım. Hey! Gelin buraya. Bakın buradayım. Haydi gelin. Yanıma gelin. Evet. İşte buradayım. Haydi bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin. Haydi. Gelin. Aferin. İşte böyle. Gelin takip edin beni. Haydi. İlker koş. Koş İlker. Bunlar beni takip ediyor. Sen koş. Yemekhanede buluşacağız. Tamam dostum. Dikkat et. Umarım başarabilir. Evet, sıra bende. Gitmem lazım. Çabuk çabuk. İşte yemekhane orada. Yemekhaneye doğru gitmem lazım. Tamam. Mert zombileri çekti kendine. Zombi kalmamış burada. Umarım Mert'in başına bir şey gelmez. Yemekhanede şurası. Yemekhanenin içinde acaba zombi falan var mı? Eğer ki karşıma çıkarlarsa onları direkt vuracağım. Affetmem. Tamam. Etraf temiz gibi. Şöyle yemekhaneye doğru gireyim. Mert umarım kurtulabilir o zombilerden. Kimse var mı? Hey kimse var mı? Tamam içerisi temiz. Mert'i burada bekleyebilirim. Dışarıda bir zombi var. Şu kapıları kapatayım ve Mert'i beklemeye başlayayım. Mert hadi Mert bunu başarabilirsin. Evet işte böyle. Aynen böyle gelin bu tarafa doğru. Hepiniz gelin. Buradayım. Gelin. Takip edin beni. Tamam, tüm zombileri çektim. Şimdi İlker'in yanına doğru gidebilirim. Yemekhane orada. Çabuk, koş Mert, koş. Yemekhaneye yetişmem lazım. Tamam, arkada kaldılar. İşte bu kadar planımız işe yaradı. Umarım İlker de başarabilmiştir. Yemekhaneye girmeyi başarabilmiştir. İlker geliyorum, bekle. Dayan geliyorum. İlker! Geldim İlker neredesin? İlker! Mert buradayım. Mert, geldin mi? Sonunda geldin Mert. Başarmışsın. Evet İlker, planımız işe yaradı. Tüm zombileri farklı bir yere çektim. İşte bu kadar. Tamam. Şimdi hazır yemekhaneye geldik. İçeri bakalım yemek falan varsa biraz toplayalım. Çünkü erzağımız hiç kalmadı. Erzak gerekiyor bize. Tamam Mert. Sandıklara baktım ama bir şey bulamadım ben. Ama bakmadığım sandıklar da var. İlker sen şuradaki sandıklara bak. Ben de bu taraftakilere bakacağım. Dışarıda zombiler var. Hadi İlker hemen buradan çıkıp gitmemiz lazım. Aldığın yiyeceklere de dikkat et. Tarihi geçmiş olmasın. Tamam Mert merak etme. Umarım buralardan yiyecek bulabiliriz. Bu sandıktan bir şey çıkmadı. Karım ve çocuğum. Umarım yaşıyordur onlar. Hepsi onlar için. Hepsi. İşte çikolata ve donat Tamam Tarihi de geçmemiş Çikolata ve donat buldum tamam Bunlar bizi idare eder Mert Ne oldu İlker bir şey buldun mu Çikolata ve donat buldum gel Tamam İlker Haydi gidelim buradan Buradan çıkma zamanı geldi Ama misafirlerimiz var Bunları atlatmamız gerekiyor Dikkatli olmamız lazım İlker yine aynı şekilde Sen gerekmedikçe ateş etme Senle susturucu olmadığı için tüm zombileri yanımıza toplayabiliriz tamam mı? Tamam Mert sen hiç merak etme. Haydi gidiyoruz şimdi buradan takip et. Haydi İlker gel. İlker haydi. Dikkatli ol. Dediğim gibi sakın ateş etme. Ben ateş edeceğim. Eğer ki sen edersen hepsi buraya toplanır. Sana da bir susturucu bulmamız lazım. Gel İlker. Şu taraftan gideceğiz. Geberin pislik herifler geberin Tamam İlker Haydi gel Temizledim burayı Haydi İlker çabuk Buradan çıkabiliriz İlker sakın karın veya çocuğun Onlardan birisine dönüştüyse Ya da öldüyse Sakın kendini bırakma tamam mı Bak benim de ailem öldü Benim de çocuklarım öldü Ama ben kendimi bırakmadım Sen de sakın kendini bırakma tamam mı Tamam Mert, merak etme. Bu duruma alıştım artık. Eğer ki onlardan birisine dönüştülerse çok üzüleceğim. Ama kendimi asla bırakmam. Merak etme. Haydi gidiyoruz. İlker, dikkatli olmamız lazım. Mert, işte burası. İşte evim burası. Umarım karım ve çocuğum içeridedir. Umarım İlker dikkatli ol. İçeride seni farklı şeyler bekliyor olabilir. Tamam Mert. Merak etme. Kendime her şeyi hazırladım. Elif. Karıcığım. Çocuklar. İçeride misiniz? Kimse yok. Mert. İçeride kimse yok. Elif. Çocuklar neredesiniz? Bu ocak neden yanıyor? Bu ocak hala sıcak. Evet. Mert. Ocak hala yanıyor Mert. Burada birileri varmış. Ocak hala sıcak Mert. Buralarda bir yerlerde birileri olabilir hala. Karım. Çocuklarım hala yaşıyor olabilirler Mert. Buralarda bir yerlerde olabilirler. Elif. Karıcım neredesin? Elif. Ses ver karıcım. Biliyorum yaşıyorsunuz. Biliyorum. Ahmet oğlum neredesin? Ahmet! Neredesiniz ya? Biliyorum yaşıyorsunuz. Biliyorum. Bunlar da kim böyle? Ne işleri var burada? Elif karıcığım neredesiniz? Yaşıyorsunuz biliyorum. Neredesiniz? Çıkın ortaya. Uzun zamandır yaşayan insan görmemiştim. Ahmet! Oğlum! Elif karıcığım neredesiniz? Çıkın ortaya lütfen. Neredesiniz? Cevap verin. Biliyorum yaşıyorsunuz. Olamaz. Adam çok bağırıyor. Zombileri toplayacak buraya. Olamaz. Zombiler adamın sesine doğru gidiyor. Başları belada. Sus artık be adam sus. Olamaz. Mert bunlar nereden çıktı? Mert içeri gir. Çabuk Mert geliyorlar içeri gir. Gidin gelmeyin gidin. İlker ne yaptın sen neden bağırıyorsun? Hepsi kapının önünde ne yapacağız şimdi İlker? Mert gel arka kapıdan çıkacağız gel Mert. Olamaz burası da dolu. Mert ne yapacağız şimdi sıkıştırdılar bizi. İki tarafta dolu. Burası da dolu. Çıkışımız kalmadı Mert. Tüm kapıları kapatmışlar. Ne yapacağız şimdi Mert? Olamaz. Olamaz İlker bilmiyorum ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız İlker? Her tarafı sardılar. Olamaz buradan çıkmamız lazım. Başları belada. Evin içine sıkıştılar. İçerideler. Zombiler kapıyı kırıp içeri girebilir. Hey Buraya gelin zombiler buradayım Haydi gelin buraya Pislik herifler İlker sesi duydun mu dışarıda birisi var İlker Yardım edin bayım yardım edin Evin içindeyiz İşte İlker ateş ediyor Ateşe diyor İlker kurtaracak bizi Gidin buradan zombiler gidin Gebereceksin pislik Tamam İlker burayı temizledim İlker Birisi daha geldi olamaz İlker Buradan çıkmamız lazım. Yoksa bunlar kapıyı kırıp içeri girecek. Şuna baksana kapıya nasıl da vuruyorlar. Pislik herifler gidin buradan. Gidin. Kapıyı açamam tehlikeli olur. Çoğaldılar iyice. İlker ne yapacağız şimdi? Mert bağırma artık. Bağırdıkça daha çok toplanıyorlar görmüyor musun? Sesimize geliyorlar hepsi. Gel şöyle Mert gel. Sessizce bekleyelim. Dışarıda bir sürü var bir sürü. Buradan çıkmamız çok zor olacak. Karımı ve çocuğumu bulmam lazım Mert. Ama bizim uğraştığımız şeye bak. Karımı ve çocuğumu bulacağım diye buralara kadar geldim. Ama uğraştığımız şeye bak Mert. Buradan nasıl çıkacağız? Olamaz, gitmiyorlar da. Bizim burada olduğumuzu biliyorlar Mert. Buradan gitmeyecekler. Gidin buradan pislik herifler. Gidin, yeter artık. Gelin buraya. Yeter. Geberin. Gebereceksiniz. Geberin. Gel sen de gel. Geber. Mert öldürdüm onları tamam. Artık çıkabiliriz gel buraya. İlker dikkat et gel bu tarafa. İlker ne yaptın sen ben sana ateş etme demedim mi? Sen de susturucu yok şimdi daha çok toplanacaklar. Bu halde dışarı çıkamayız İlker. Şimdi hepsi buraya toplanacak şuraya baksana. İlker neden ateş ediyorsun neden? Ben sana ateş etme demedim mi? Ne bileyim Mert unuttum aniden boşluğuma geldi. Yeter artık buradan çıkalım ne yapacağız? İlker bu halde buradan çıkamayız. Ateş etmeden önce düşünecektin. Ateş ettin şimdi daha fazla zombi sesi duydu. Buraya doğru geliyorlardır. Daha dikkatli olmamız lazım. Olamaz sayıları çoğaldı. İçeriden ateş ettiler. Neden ateş ediyorsunuz ki neden? Onları daha çok kışkırtıyorlar. Bu tarafa gelin pislikler bu tarafa. Aynen böyle sırayla hepsini indireceğim. Sıra sende. Sıra sende pislik herif. İçerideki insanları kurtarmam lazım. Başları dertte. Gelin bakayım buraya. Bu tarafa doğru gelin. Aynen. Sesimi duyun. Gelin bu tarafa. Hepinizi geberteceğim. Sonunuz olacağım. Tamam. Evin arka kapısını temizledim. Başka gözükmüyor etrafta. İşte Mert arka kapı temizlendi. Çıkabiliriz artık buradan. Adam bizi kurtarmaya çalışıyor herhalde. Hayır İlker. Dışarıdaki adamın kim olduğunu bilmiyoruz. Belki de bizi öldürmek için zombileri temizliyordur. Nereden bileceğiz? O yüzden dışarı çıkamayız. Bizim için daha tehlikeli olur. Hem evdeyken güvenliyiz. Baksana içeri giremiyorlar. Dışarı çıkmamız daha tehlikeli olur İlker. Dışarıda daha binlercesi var bu zombilerin. Ve dışarıdaki adamın amacını bilmiyoruz da. Belki de bize yardım etmek yerine zombileri öldürüp ondan sonra bizi öldürecektir. Nereden biliyorsun? Belki silahlarımızı almak için bizi öldürmek istiyordur. Dışarı çıkamayız İlker. Haklısın sanırım Mert. Zaten bunların sayıları da iyice fazla. Olmaya başladı. Keşke ateş etmeseydim. Dışarıdaki adam da ateş ediyor ama baksana. Bizim burada olduğumuzu bildikleri için o tarafa doğru gitmiyorlar. Mert bir planın var mı? Ne yapacağız? Ya içeri girerlerse bunlar? İlker, şu anda kapılar sağlam gözüküyor. İçeri giremezler. İçeri girmeye çalışırlarsa kapılar onları tutar merak etme. Kapılar gayet sağlam gözüküyor. Bu tarafta boş. Acaba o adam nereden ateş ediyor? İlker adamın nereden ateş ettiğini anlamamız lazım. Eğer ki adam bize saldırmaya çalışırsa kendimizi savunmamız lazım anladın değil mi? Evet Mert haklısın doğru söylüyorsun. Tamam hazır şu zombileri temizledim ben de eve doğru gideyim. Bu adamların evimde ne işi var ya? Amaçları ne acaba? Hey buraya bakın açın kapıyı. Açın kapıyı çabuk. Kimsin sen? Ne istiyorsun bizden? İlk önce kim olduğunu söyle. Açın kapıyı burası benim evim. Asıl siz kimsiniz? Ne işiniz var benim evimde? Senin evin mi? Tamam şimdi durum anlaşıldı. Gel dostum içeri gel. Ne işiniz var benim evimde? Ben zombi salgını olduğundan beri bu evde saklanıyorum. Ne işiniz var burada? Tamam dostum sakin ol. Sana olayları anlatınca zaten bize hak vereceksin. Bak bu evde olmamızın asıl amacı işte görmüş olduğun adamın eski evi burası. Yani önceden karısı ve çocuklarıyla birlikte bu evde oturuyormuş anladın mı dostum? O yüzden karısı ve çocuklarının yaşadığını düşündüğü için bu eve geldik. Şimdi anladım olayı. Ama burada kimse yaşamıyor. Burada sadece ben yaşıyorum. Dostum üzülme ama karım ve çocuklarım bu evde yaşamıyor. Nasıl olur ya? Yoksa onlar öldü mü? Dostum sanırım öldüler. Ben de uzun zamandır bu şehirde yaşayan bir insan görmüyordum. Siz benim gördüğüm ilk insanlarsınız hatta. Ama peki ya bu ocak? Ocağı da sen mi yakmıştın? Ocak sıcaktı çünkü. Evet dostum. Ben yakmıştım ocağı. O yüzden sıcaktı. Şimdi anladım. Karım ve çocuklarım acaba şu anda nerede? Dostum, yanlış anlama ama onlar da zombiye dönüşmüş olabilirler. Yani onlar yürüyen bir ölü olmuş olabilir. Bu arada benim adım Hasan. Sizlerin adı ne? Benim adım Mert. Arkadaşımın adı da İlker. Biz de İlker'le daha yeni tanıştık sayılır. Hayır. <laughs> Karım ve çocuklarım. Ahmet, Elif, şu an onlar öldüler mi yani? Bu nasıl olur? Yetişemedim. Onları kurtaramadım. Ben nasıl bir babayım? Dostum, ağlamayı bırak artık. Bak, zombiler senin sesini duyuyor. Daha çok kızıyorlar. Hem ben de ailemi kaybettim. Babam, annem, hepsi bu zombiler yüzünden öldü. Ben de o günden bugüne yemin ettim. Bu zombilerin soyu kuruyana kadar bunlarla savaşacağım. O yüzden sen de pes etme. Bu zombilerin soyunu kurutacağız. Anladın mı dostum? Hepsinin soyunu kurutacağız. O kadar kolay değil. Ben karıma ve çocuğuma çok bağlıydım. Neden böyle şeyler oldu? Neden? Önceden biz çok mutlu bir aileydik. Sabah uyanırdık. Karım bize kahvaltı hazırlardı. Oğlumla beraber dışarıda salıncakta sallanırdık. Ondan sonra <laughs> Aklıma geldikçe ağlıyorum. Kusura bakmayın. Ondan sonra karım kahvaltı hazır diye bizi çağırırdı yanına. Biz de gelip kahvaltımızı yapıp Ahmet'le beraber tekrardan oyun oynamaya geri dönerdik. Dostum ben de aileme çok bağlıydım. Ama artık üzülme. Onlar artık aramızda yok. Üzülsen de geri dönmeyecekler. Üzülmesen de geri dönmeyecekler. O yüzden üzülmene hiç gerek yok. Anladın mı? Şu anda sadece intikamını düşün. Bu zombilerin soyunu nasıl kurtuluruz onları düşün. Hepsini öldüreceğiz dostum. Hepsini. Tamam Hasan haklısın doğru söylüyorsun. Bu zombilerin soyunu kurutmamız lazım. Hepsini öldürmemiz lazım. Ama bunu nasıl yapacağız? Dostum hemen olacak bir şey değil zaten bu. Şu anda yaklaşık dünyada 5 milyar tane zombi var. Bu 5 milyar zombiyle asla baş edemeyiz asla. Bakın şimdi. Geçen gün radyodan bir ses duydum. Ne olduğunu anlamak için radyonun sesini açtım. Ve Birileri bizimle bağlantıya geçmeye çalışıyordu. Sanırım güvenli bölge diye bir alan varmış. Orada yaşayan insanlar güven içinde tutuluyorlarmış. O güvenli bölgeye ulaşmamız lazım. Eğer ki güvenli bölgeye ulaşırsak dünyada kalan insanlarla yaşamaya devam ederiz. İnsanların neslinin devamı için, neslimizin tükenmemesi için buna mecburuz. O güvenli bölgeye ulaşmamız lazım. Anladınız değil mi beni? Peki bu güvenli bölge dediğin yer nerede tam olarak? Yani yolumuz nereye biliyor musun? Çin setti. Bildiğiniz gibi Çinliler kendilerini savunmak için Çin setti inşa etmişlerdi. Dünyanın en uzun savunma duvarları. O duvarların arkasında güvenli bir bölge oluşturmuşlar. Ve zombilerin oraya girmesi imkansız. O kadar uzun ve o kadar güvenilir bir alan ki. Hiçbir zombi oraya giremez. Anladınız mı dostlarım? Evet dostum haklısın. Doğru söylüyorsun. Cinsettine gitmemiz lazım. Ama bu evden nasıl çıkacağız? Etrafımız zombilerle çevrili. İlker doğru söylüyor. Etrafımız zombilerle çevrili. Bu evden çıkarsak zombiler bize saldırabilir. O zaman ne yapacağız? Tamam dostlarım, bakın şimdi. Planımız şu. Ben ön kapıdan çıkacağım ve zombileri kendime doğru çekeceğim. Evet, güzel bir fikir. Sen zombileri kendine doğru çektikten sonra biz de Mert'le beraber evden çıkabiliriz. Aynen öyle. Daha sonra şehrin ortasındaki markette buluşuruz. Ben şimdi zombileri kendime doğru çekmek için dışarı çıkacağım. Ve zombilere ateş edeceğim. Zombiler silah sesini duyunca bana doğru gelecekler. Siz de o sıra evden çıkın ve dediğim markete de doğru gidin. Markette buluşacağız anladınız mı? Tamamdır Hasan dikkatli ol. Zombilerin sana saldırmasına izin verme. Merak etmeyin dostlarım bunları başaracağım. Hadi sonra görüşürüz. Zombiler! Gelin buraya buradayım Gelin buraya Evin etrafını temizlemem lazım Mert ve İlker rahatça evden çıkması için Evin her yerini temizleyeyim Gelin buraya zombiler buradayım Evet buradayım Gelin hadi takip edin beni Daha evin etrafında bir sürü zombi var Gel buraya pislik herif Gelin haydi buradayım Takip edin beni Tamamdır takip ediyorlar beni Sese doğru geliyorlar Gelin buraya. Şunları şöyle evden uzak bir yere çekeyim ki Mert ve İlker evden rahatça çıkabilsinler. Haydi gelin buraya zombiler gelin. <laughs> Takip edin beni sesime doğru gelin. Başka zombi yok etrafta tamam. Haydi gelin buraya gelin. Sizi aylaklar sizi. Tamam evden iyice uzaklaştılar. Mert, İlker, Evden çıkabilirsiniz dostlarım. Umarım çıkarlar evden. Ve markette buluşuruz. Gelin buraya. Haydi İlker gel. Hasan çekti zombileri. Tamam İlker etraf temiz takip et. Şehrin ortasındaki markete doğru gitmemiz lazım. Hasan'la orada buluşacağız. Gel İlker haydi gidiyoruz çabuk. Hızlı ol. Umarım Hasan başarabilir. Zombilerden kurtulur. Gel İlker sessizce ilerleyelim. Ve İlker sen de susturucu olmadığı için sakın ateş etme. Yoksa zombileri tekrar yanımıza çekersin. Hadi İlker gel hızlı ol çabuk. Market ne taraftaydı ya? Markete ulaşmamız lazım. Zombiler bu tarafa doğru gelmeden markete ulaşmamız lazım. Hasan tüm zombileri çekti kendine. İşte market burası gel İlker. Tamam. Girelim içeri ve Hasan'ı bekleyelim. Gir İlker çabuk. Tamam. Etraf temiz gibi. Burada Hasan'ı bekleyebiliriz. Umarım Hasan başarabilir. Haydi zombiler gelin bu tarafa. Gelin bu tarafa. Şehirdeki tüm zombileri bu tarafa toplamamız lazım. Market'e ulaşabilmem için bunu yapmam lazım. Gelin buraya zombiler. İyice ses çıkartayım da tüm zombiler toplansın buraya. Haydi gelin buradayım. Duyun sesimi. Tamamdır. Hepsi toplandı. Şimdi şu arka taraftan kaçabilirim. Şunu indirmem lazım. Tamamdır. Koş. Koş Hasan. Bunu başarabilirim. Burayı terk etmem lazım. Zombiler şimdi buraya toplanır. Çünkü bayağı ses çıkarttım. Tamamdır. Hemen markete ulaşmam lazım. Acaba İlker ve Mert çıkmayı başardılar mı evden? İlker, Mert çıktınız mı evden? Ses gelmiyor herhalde çıktılar. Tamam markete doğru gideyim. Artık Çinsettin'e gidiş vakti geldi. İlker ve Mert de markette ise marketten gerekli eşyaları da alıp Çinsettin'e doğru yola çıkarız. Eğer ki bir araba da bulursak o araba sayesinde daha hızlı gidebiliriz. Tamam şehir tertemiz tüm zombileri oraya çektim. Artık rahat rahat dolaşabiliriz burada. Etrafta kimsecikler gözükmüyor. Tamam. Market burası. İlker, Mert neredesiniz? İşte buradalar. İlker, Mert geldim. Tamam marketten gerekli eşyaları alalım. Yiyecek falan bulabiliriz burada. Sonra Çinsettin'e doğru yola çıkalım. Hasan şehirdeki zombileri çektin mi? Çektim, çektim merak etmeyin. Şehirdeki tüm zombileri şehrin dışına çıkarttım. Artık şehirde çok az zombi kaldı. Şimdi bu marketten gerekli eşyaları toplayalım ve cinsetine doğru yolculuğa başlayalım. Evet, doğru söylüyorsun. Az bir şey yiyecek var. Donat ve çikolata. Bunlar bizi idare edebilir ama marketteki sandıklara da bakalım. Bir şeyler bulabiliriz belki. Burada gerekli hiçbir şey bulamadım ya. Sömürmüşler resmen. Sömürmüşler marketi. Bir şey bulamadım. Yok hiçbir şey yok. Yiyecek bir şey yok ki. Bu donat ve çikolata bize az bir şey idare eder. İşte burada biraz çiğ tavuk buldum ve süt. Ama bu süt bozulmuştur. Bunu alamam. Burada da gerekli şeyler yok. Biraz da elma. Tamam. Biraz et ve elma buldum. Bunlar bizi idare edebilir. Artık bu marketten çıkalım. Haydi Nasan ve Mert. Gidiyoruz. Tamam İlker yiyecekler sende kalsın. Eğer ki lazım olursa senden alırız. Şimdi bize tek gereken bir araba ya da bir uçak. İkisinden birisini bulursak Çin Seddi'ne rahatça gidebiliriz. Zombilerle uğraşmak zorunda kalmayız. Evet Hasan doğru söylüyorsun. Bir araba değil de uçak veya helikopter bulursak Çin Seddi'ne daha hızlı bir şekilde gidebiliriz. Ama nereden bulacağız? Ben şehirde uzun zamandır bir araba görmedim. Uçağı bırak bir araba bile görmedim ya. Ama belki binaların üstünde helikopter bulabiliriz. O yüzden her binanın üstüne dikkatlice bakalım. Bakın bildiğiniz gibi ben daha önceden polistim. Bu şehrin polis merkezinde illa bir araba vardır. Polis merkezinde araba olduğuna eminim. Belki de polisler özel, helikopter ve uçak da olabilir. Ama onlar burada değildir, havaalanındadır. O yüzden şimdi arabaları bulup arabalarla havaalanına gidebiliriz. Havaalanından da helikopterler atlayıp Çin Settin'e doğru yola çıkarız. Sonra güvenli bölgeye ulaşırız. Daha sonra ise güvenli bölgede sonsuza dek yaşarız. Evet İlker doğru söylüyor. Haklı. Polis karakoluna gidersek orada araba bulabiliriz. Haklısın İlker. Polis karakoluna gitmemiz lazım. Orada kesinlikle bir araba bulacağız. Ama şehirdeki tüm zombileri çekememiş olabilirim. Hepsi sesi duymamış olabilir. O yüzden şehirde ilerlerken dikkatlice ilerleyelim ki karşımıza zombi çıkarsa onları da öldürebilelim tamam mı? Haydi gelin takip edin beni. Bakın ikinizde de susturucu yok. Sende tüfek var sen de ise susturucu yok. O yüzden karşımıza zombi çıkarsa bırakın ben öldüreyim tamam mı? Siz ateş ederseniz tüm zombiler sesek doğru gelir. Ama ben de susturucu olduğu için benim silahımın sesini duymaları zor. Haydi gelin çıkıyoruz marketten. Polis karakoluna doğru gidiyoruz. Tamam etraf temiz gibi. Şu taraftan gideceğiz. Polis karakolu şehrin öteki ucunda. Şehrin öteki ucuna ulaşmamız lazım. Dikkatli bir şekilde gidelim. Tamam. Zombiler çıkmaya devam ediyor. Bir iki tane zombi kalmış. Neyse onları da atlatırız artık. Şu taraftan gideceğiz. Gelin. Sessiz olun tamam mı? Git buradan pislik git. Tamam. Bunu da indirdik. Az kaldı dostlarım dayanın. Ağaçların arasına dikkat edin. Ağaçların arasından zombiler çıkabilir. İşte burada bir tane daha. Lanet olsun. Olamaz. Sas kalsın beni yaralayacaktı. Neyse dostlarım hızlı olun çabuk. Hızlı olun. Koşarak gitmemiz lazım. Az mermim kaldı. Umarım bu mermi bana yeter. Haydi dostlarım az kaldı. Tamam. Gelin bu taraftan gideceğiz. Çabuk hızlı olun. Polis merkezine doğru gitmemiz lazım. Olamaz sayıları artıyor. Koşun daha hızlı. Çabuk hızlı olun. Mert sayıları çoğaldı biz de ateş edelim mi? Hayır hayır. Bu sefer daha çok gelirler. Ses çıkartmamamız lazım. Daha sessiz olmamız lazım. Ben de şu anda kurşun var. Ben idare ediyorum. Yürüyün. İlker, Hasan, bakın şehrin ortasından gidemeyiz. Yer altından gideceğiz. Şehrin ortasında çok sayıda zombi var. Anlıyorsunuz değil mi beni? Doğru söylüyorsun Mert. Şehrin ortasından gidemeyiz. Kanalizasyondan gidersek daha çabuk ulaşabiliriz polis merkezine. Doğru diyorsun. Tamam. Haydi gelin takip edin beni. Buralardan bir yerlerden kanalizasyon iniş yeri vardı. İşte burası. İşte kanalizasyon iniş yerini bulduk. Bakın ilk önce ben ineceğim. Aşağısı temizse sizi çağıracağım. Temiz gibi. Evet. Hasan, İlker hadi gelin. Tamam Mert geliyoruz. Hadi Mert gidelim. Hasan hadi dostum sen de gel. Geldim geldim. Şurayı da kapatalım. Tamamdır. Hadi gidelim artık. Kanalizasyonun öteki ucunda polis karakolu olduğuna eminsiniz değil mi? Merak etme dostum. Bu kanalizasyon bizi polis karakoluna götürecek. Oradan bir araba bulursak bu şehirden kurtulabiliriz. Sonra doğru havaalanına doğru gideceğiz. Oradan da bir helikopter alacağız ve Çin Settin'e doğru ilerleyeceğiz. Tamamdır. Hadi gidelim öyleyse. Dikkatli olun ama. Kanalizasyonda zombiler olabilir. Aynen öyle Hasan. Doğru söylüyorsun. Bak şehrin iç kısmı kadar zombi yoktur. Ama bu kanalizasyonda da bayağı zombi vardır. O yüzden dikkatlice ilerlememiz lazım. Sizde susturucu olmadığı için siz ateş etmeyeceksiniz. Ben önden gideceğim. Haydi gelin takip edin. Yavaşça ilerleyelim. Şu polis merkezine ulaştığımızda iş tamam olacak. Oradan bir araba alıp bu şehri terk edeceğiz. Burası da temiz gibi. Haydi gelin, çabuk. Hızlı olun. Elimizden geldiğince hızlı olmamız lazım. Burası da leş gibi kokuyor ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Zombi sesleri duymaya başladım. İlker, Hasan. Gelin dostlarım. Sessizce ilerleyelim. Burası da temiz. Gelin dostlarım, gelin. Zombi sesleri çoğalıyor. Duyuyorum. Duyuyorum onları. Bakın. Sakın siz ateş etmeyin tamam mı? Siz ateş ederseniz zombiler daha çok bu tarafa doğru gelir. Sesimizi duyarlar. Tamam burası da temiz. Gelin dostlarım hadi az bir yolumuz kaldı dayanın. Kurtulacağız buradan. Bu çektiğimiz işkence bitecek artık. Güvenli bölgeye ulaşacağız. Haydi in dostlarım gelin. Zombi sesleri çoğaldı. Zombiler olabilir. Dikkatli olun. İşte orada bir tane var. Gel bakayım buraya. Gel buraya evet. Pislik herif. Kanalizasyonda ne işiniz var ya? O burası baya kalabalıkmış. Dikkatli olun dostlarım. Hepsini tek tek indireceğim. Arkamda durun. Sakın ateş etmeyin. Baya kalabalıkmış burası İlker Hasan arkamı kollayın Ben şunların işini bitirip geleceğim Gelin buraya pislik herifler Tamam Az bir şey kaldılar Sen ne gel Geber Geber Evet Merdivenin orada bir tane daha var onun da işini bitiririz artık. İlker, Hasan, hadi in dostlarım gelin temizledim burayı gidiyoruz. Hasan, hadi gidelim dostum. Mert zombileri temizlemiş. Az bir yolumuz kaldı. Kurtulacağız buradan. Hadi gel dostum, takip et. Mert, neredesin? Buradayım, gelin. Geldik Mert, geldik. Hadi gidelim Mert. Burasını temizlemişsin baya. Temizledim dostum. Birkaç tane zombi kalmış olabilir. Gelin dostum merdiven hemen şu ilerde. az bir yolumuz kaldı. Hadi in gelin. İşte orada bir zombi daha var. Onun da işini bitireceğim. Sessizce ilerleyelim. Tamam tek gibi gözüküyor. Gel bakalım buraya gel. Geber pislik herif. İlker Hasan hadi in dostlarım gelin. Merdivene ulaştık işte burası. Gelin dostlarım. İşte merdiven burası. Hasan, İlker siz burada kalın. Ben yukarısını gözleyeceğim. Zombi falan yoksa sizi çağıracağım. Bekleyin burada. Temiz gibi. Hasan haydi biriniz gelin yukarı. Hasan çıkıyorum yukarıda bekleyeceğim seni. Çıktım Hasan haydi sen de gel. Geliyorum dostlarım geldim. Evet kanalizasyondan çıktık. Hadi in dostlarım polis karakolu neredeydi? Hemen şurası. Polis karakoluna geldik. Umarım bir araba bulabiliriz. Umarım dostum umarım. Ben daha önceden polis olduğum için bu polis merkezinde çok görev yaptım. Önceden burada çalışıyordum. Neyse Hasan, Mert gelin girelim artık içeri. İşte Orada bir araba var. Etraf temiz gibi gözüküyor. Polis merkezi de burası. Daha önceden burada çalışıyordum. Dostlarım bu arabayı alabiliriz. Gelin benimle. Temiz gibi. Olamaz. Arabanın benzini yok. Ne yapacağız şimdi? Dostum, buralarda bir yerlerde benzin bulabiliriz. Düşün. Benzin var mıydı buralarda bir yerlerde? Dostum burası benzin istasyonu değil ki. Benzinin ne işi var burada? Nereden bulacağız şimdi biz benzin? Nereden? Arabanın benzini yok. Hasan, Mert siz burada bekleyin. Ben polis karakoluna bakacağım. Umarım orada bir şeyler bulabilirim. Tamam dostum dikkatli ol. Merak etmeyin. Hemen geri döneceğim. İçeride bir şeyler bulabilirim belki. Temiz gibi. Şu tarafa bakayım. O ses de neydi? Hı? İçerideler. Orada bir sandık var. Sandıkta benzin olabilir. Gelin buraya, gelin. Buradayım. Pislik herifler. Gebereceksiniz. Yaklaşmayın bana, yaklaşmayın. O sandığa ulaşmam lazım. Sandıktan umarım bir şeyler çıkar. Olamaz. Sandık boş. Ne yapacağım ben şimdi? Benzin bulamadık. Polis karakolunda benzin yok. Çok ses çıkardım. Şimdi buraya zombiler toplanır. Keşke ateş etmeseydim. Keşke. Bu sandık da boş. Olamaz. Şuraya bakayım en iyisi. Burası da dolu sanırım. Sesler geliyor. Olamaz. Baya kalabalıklar. Gelin buraya. Gebereceksiniz. Olamaz. Çabuk çabuk çabuk. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın gidin. Olamaz çok kalabalıklar. Çok ses yaptım. Çok ses yaptım. Ama o sandığa ulaşmam lazım. Şuradaki sandıkta benzin falan olabilir. Havada kararmaya başladı. Sadece ihtiyacı olan kullansın. İşte. Benzin. Benzin buldum tamamdır. Artık çıkabilirim buradan. Mert Hasan beni bekliyor çabuk. Mert, Hasan, geldim dostlarım. Benzin buldum, merak etmeyin. İlker, silahla çok ses çıkarttın. Şimdi buraya zombiler toplanır. Hadi İlker, atlayalım şu arabaya da gidelim şuradan. Terk edelim artık bu şehri. İlker, hadi şu benzinleri arabaya koy da artık gidelim bu şehirden. Tamam, tamam, merak etmeyin. Gideceğiz buradan. Evet, işte bu kadar. Benzinleri koydum. Benzin arabaya yükleniyor. Tamam, Haydi siz de atlayın arabaya. Hemen bu şehri terk edeceğiz. Şimdi buraya bir sürü zombi toplanır. Akşam ne oldu? Zombiler şimdi dışarı çıkar. Gidiyoruz kemerlerinizi bağlayın dostlarım sıkı tutunun. Bu şehri terk ediyoruz artık. Hadi İlker bas. İlker ne tarafa gideceğiz? Havaalanına gideceğiz şimdi. Havaalanından bir helikopter bulmaya çalışacağız. Sıkı tutunun. Olamaz. Zombiler her yeri sarmış. İlker köprüye ulaşmamız lazım. Tamam merak etmeyin. Köprüye doğru sürüyorum. Dikkatli sür İlker arabayı. Tamam merak etmeyin. Köprü hasar görmüş. Dikkat edin. Evet, köprüye ulaştık. Artık bu şehri terk etme zamanı geldi. Havaalanına doğru gideceğim ve bu şehri terk edeceğiz. Havaalanından bir helikopter bulacağız. Ondan sonra güvenli bölgeye doğru helikopterle yolculuk yapacağız. Havaalanı ne taraftaydı? Etrafta çok zombi var. Dikkat edin. İlker buradan sağa dön. Tamam. Havaalanı ileride İlker. Haydi biraz daha hızlı git. Araba bu kadar gidiyor. Ne yapabilirim? O ses de ne? Bir araba sesi duydum. Yardım edin. Buradayım. Lütfen yardım edin. Sesimi duyan var mı? Yardım edin. Alın beni buradan. Ne olursunuz. Birileri var. Şehirde hala birileri yaşıyor. Kimse yok mu? Buradayım. Yardım edin. İlker durdur arabayı İlker. Ne oldu Mert? Ne oldu? Durdur İlker. Birisinin sesini duydum. İlker bir ses duydum şu aşağıdan. Evden geldi. Yardım edin diye bir ses duydum. Siz duymadınız mı? Hayır Mert. İlker birisi yaşıyor olabilir. Onu da almalıyız. Bu şehirde yalnız bırakamayız onu. Benimle misiniz? Mert bu çok tehlikeli olur ama. Benimle misiniz değil misiniz? Bana bunu söyleyin. Tamam Mert. O adamı kurtaracağız buradan. Haydi gelin o zaman. Şu evdeydi sanırım. Ses o evden geldi. Gidip o adamı kurtaralım. Yardım edin buradayım. Olamaz. Zombiler sardı her yere. Buradayım kurtarın beni buradan. Ne yapacağım ben şimdi? Çıkmam lazım buradan. Gidin buradan zombiler. Gidin buradan. Ne olursunuz yardım edin. Az önce bir araba sesi duydum. Eminim ya. Birileri yaşıyor hala. Gidin buradan. Gidin buradan. Gidin. Gidin artık. Bırakın beni. Rahat bırakın. Olamaz. Hepsi toplandı. Hepsi sesime geldi. Ne yapacağım ben şimdi? İlker, Hasan, bakın o adamı kurtaracağız tamam mı? Sonra güvenli bölgeye o adamı da götüreceğiz. Mert dikkat et. Lanet olsun nereden çıktın sen? Az kalsın ısıracaktı beni. Güvenli bölgeye o adamı da ulaştırmamız lazım. Gelin haydi. Hayır gidin buradan. Kapıyı kırdılar. Yardım edin. Öldürecekler beni. Aa, aa. Yardım edin. Yardım edin. Olamaz. Olamaz. Yardım edin bana. Aa. Olamaz Mert. Adamı öldürdüler Mert. Zombiler. Adamı öldürdü. Mert. Adam öldü. Ne yapacağız şimdi? Olamaz. Adamı öldürdüler İlker. Pislik zombiler. Mert o adamı kurtaramaz mıyız? Girelim içeri zombileri öldürelim adamı alalım. Hayır İlker. Adamı artık ısırdılar. O da artık bir zombiye dönüşecek. Virüs bulaştı ona da. Artık o adamı kurtaramayız İlker. Gidelim artık buradan gelin. Hayat çok acımasız. Herkes ölüyor. Herkes şuna baksana. Tüm şehir yok olmuş ortadan. Kimsecikler yaşamıyor artık burada. İlker, bir an önce şu güvenli bölgeye ulaşalım artık. Terk edelim bu şehri. Sıkıldım artık. Belki de o adamı kurtarabilirdik. Biraz daha erken gitseydik belki de şu anda yanımızda olacaktı. Mert, üzülme artık dostum. Üzülme. Yapacak bir şey yok. Yetişemedik işte, ne yapalım? Haklısın dostum. Dikkat et. Pislik herif. Git buradan. Öf, az kalsın bize saldıracaktı. Her yerdeler İlker. Artık burayı terk etmemiz lazım. Her yerden zombi çıkıyor. Hadi İlker atla şu arabaya. Bir helikopter bulmaya gidelim. Havaalanı şu tarafta bir yerdeydi. Havaalanını bulup bu şehri artık terk edelim. Hadi İlker sen sür arabayı. Tamam atlayın hadi arabaya. Hazır mısınız? Gidiyoruz. Bas İlker Gaza. Gidelim artık bu şehirden. Sıkı tutunun. Bir helikopter bulma zamanı geldi artık. Nereden bulacağız bu helikopteri? Nereden? Şu çin settine ulaşalım artık. İlker buradan sola dön. Havaalanı ileride bir yerdeydi. Hatırlıyorum. Tamam. Gidiyorum. Yardım edin. Aa! Ölüyorum. <laughs> Yardım edin. Aa. İlker havaalanı şurası. İşte. Evet evet gördüm. Orada bir helikopter var sanırım. Evet işte orada. Helikopteri gördüm. Tamam arabayı burada bırakalım. Hemen şu helikopteri alıp bu şehri terk edelim artık. Sonunda ulaştık buraya. Mert, Hasan gelin gelin. Helikopteri bulduk. İşte havaalanı burası. Bir tane de helikopter var. Bu helikopteri alıp gidebiliriz. İçeride de uçaklar var. Uçakla mı gitsek helikopterle mi? İlker bence helikopterle gidelim. Helikopterle Çin Seddi'ne ulaşabiliriz. Doğru söylüyorsun. Bakalım benzini var mı? Mert bunun benzini yok ya. Ne yapacağız? Benzin yok. Şimdi biz bu helikoptere benzini nereden bulacağız? İlker havaalanından benzin bulabiliriz. Belki de diğer uçaklarda benzin vardır. Doğru söylüyorsun da içerisi tehlikeli olabilir. Zombiler olabilir dikkatli olmamız lazım. İlker ben buradan uzaktan sizi sniperla koruyacağım. Siz girin ve benzinleri alın tamam mı? Tamam Hasan olur. Mert o zaman ikimiz gidelim haydi. Gel dikkatli olmamız lazım. İçeride zombiler olabilir. Hasan doğru söylüyor. Uçakların hepsine bakalım. Benzin bulursa kalırız. Ben de yüksek bir yere çıkayım da şunları koruyayım. Yanlarına zombi yaklaşmasın. Şuraya çıkabilirim. Evet. işte bu. Bayağı da zombi var. Geber pislik herif. Sırayla hepsini indireyim. Tamam. Buraya doğru gelin. Buraya doğru. Zombiler bu tarafa doğru gelirlerse onlar da rahat rahat uçaklardaki benzine bakabilirler. Geber pislik. Tamam şu tarafa bakayım biraz da. İşte burada bir tane daha. Geber. Tamamdır. Onu da indirdim. Burada bir tanker var. Tanker de aslında işimize yarayabilir. Ama Çin Seddi'ne ulaşmamız lazım şu anda. O yüzden tankı kullanamayız. Etrafta başka zombi gözükmüyor. Etraf temiz gibi. Haydi İlker ve Mert. Bunu başarabilirsiniz. Mert hadi gel. Şu uçağın içine bakalım. Belki de onda benzin vardır. Mert şunu indir dostum. Geber pislik herif geber. Neyse İlker. Hadi gel şu uçağa gidelim. İçinde benzin olabilir. Doğru söylüyorsun. Burada da bir tane varmış. İki tane çalışan uçak var. İlker şu uçakların içine bir bakalım. Bakayım. Evet burada bir tane full benzin var. Diğerleri bitmiş. Bunları kullanamayız. Tamamdır. Bir tane benzin buldum. İlker sen bir şey bulabildin mi? Hayır Mert. Ben bir şey bulamadım. Tamam neyse. Bununla idare edeceğiz artık. Bu bizi idare eder. Hadi gel gidelim. Hasan nerede acaba? Az önce ateş ediyordu ama. Neyse şuraya gidelim de o da gelir yanımıza. Hasan! Neredesin dostum? Çık ortaya! Hasan! İlker ve Mert gelmişler. Acaba benzin bulabildiler mi? Geliyorum İlker ve Mert. İşte buradayım, geldim. Ne oldu? Bir şeyler bulabildiniz mi? Evet Hasan, bir tane benzin bulduk. Sen bir şey bulabildin mi? Ben de buldum. Ben de bir tane benzin buldum. Bu benzinler bizi götürür. Hadi, atlayın şu helikoptere, artık gidelim. Ben helikopter sürmeyi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İlker sen biliyor musun? Ben de pek bilmiyorum yani. Birkaç kere sadece pilotları sürerken gördüm o kadar. İlker, buradan gitmemiz için bu helikopterleri sürmen lazım. Tek çaremiz sensin. Hadi İlker, al şu benzinleri, gidelim artık. Evet İlker, Hasan doğru söylüyor. Buradan kurtulmamız için tek çare sensin. Al şu benzin İlker. Hadi, gidelim artık. Sana güveniyorum İlker, sürebilirsin. Başarabilirsin bunu. Umarım dediğiniz gibi olur. Kendime hiç güvenemiyorum ama. Neyse, hadi in atlayın helikoptere. Sürmeyi deneyeceğim. Hazır mısınız? Şu benzinleri koyalım. Evet. Tamam. Deponun yüzde 89'u doldu. Bu bizi idare eder. Hadi İlker, gidelim artık. Çin settine doğru yola çıkalım. Çinsetti tam olarak nerede bilmiyorum. Siz bana yönü tarif edin, tamam mı? Tamam İlker. Haydi. Yavaş yavaş helikopteri kaldır artık. Tamam sıkı tutunun. Öğrendiklerime göre helikopteri. Şöyle kaldıracaktım. Evet işte havalanıyoruz. Sıkı tutunun. Artık bu şehri terk edebiliriz. Gidiyoruz. İşte bu kadar. Yeteri kadar havalandım. Ne taraftan gideceğim Mert? İlker, sağa doğru git. Şehrin sağ tarafına doğru. Tamam, gidiyorum. Sıkı tutunun. Sabah da oldu. Şu nöbetçilere bakayım. Nöbet nasıl gidiyor? Sorayım. Burayı keşfetmemiz çok iyi oldu. Bu surlar sayesinde hiçbir zombi buraya giremiyor. Evet, işte bu. Etraf temiz gibi. Nöbetçi, nöbet nasıl gidiyor? Şu anda etraf temiz gibi. Hiçbir hareketlilik yok. Zombiler yaklaşmıyor buraya. Aferin nöbetçi. Nöbete devam et. Güzel. Çinsetli koruma altında. Hiçbir zombi bu çinsetine asla giremez. Bu surları hiçbir zombi aşamaz. Neyse, ben de bir kahvaltı etmeye gideyim. Kahvaltı ettikten sonra da zombi avına çıkacağım. Onların soyunu kurtana kadar savaşacağım. Bu çinsetinde insanlardan başka kimse yaşamıyor. Sadece insanlar. Hiçbir zombi buraya giremez. Çünkü bu büyük surları asla aşamazlar. Ve zaten surların etrafında da bir sürü nöbetçi var. Bu nöbetçiler zombinin yaklaştığını gördüğü anda hemen ateş eder ve o zombiyi öldürürler. Etrafta zaten zombi gözükmüyor. Temiz. Tüm insanlık burada tekrardan bir araya gelecek. Ve insanlığın neslinin tükenmemesi için burada yaşamlarına devam edecekler. Burada yeni bir dünya oluşturduk. Bu dünyada Herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Nöbetçiler, nöbete devam edin. Zombiler çıkmaya başladı. Hiçbirisi içeri girmeyecek. Pislik herifler. Buraya giremezler zaten. İsteseler de giremezler. Bu surları asla aşamayacaksınız zombiler. Asla! Hepiniz gebereceksiniz. Siz de gebereceksiniz pislik herifler geberin. Tamam şu anda dışarısı temiz. Buraya giremezler asla. Buraya girmeleri imkansız. Nöbetçi gözünü dört aç. İçeri giren bir zombi bile görmeyeceğim. İçerideki halkı korumamız lazım. Tamam bugün etraf sakin gibi gözüküyor. Duvara tırmanmaya çalışan zombiler yok etrafta. Ben birazcık şöyle turlayayım. Bakayım öteki nöbetçiler ne yapıyor. Evet, şehrin içi de güvende şu anda. Bu çinsetlini yapanlar çok zekiymiş. Zamanında buralarını yapmasalardı şu anda zombiler hepimizin neslini tüketmişti. Hiçbir insan yaşamıyor olacaktı. İyi ki bu çinsetlini yapmışlar. Neyse şöyle biraz turlayayım etrafta. İşte sonunda bir yere ulaştık. Mert görüyor musun? Evet İlker gördüm. Sonunda sanırım burası çinsetti. Evet Mert evet. Tamam helikopteri hemen şuraya indireceğim. Buraya girmemiz lazım. Helikopteri indiriyorum sıkı tutunun. Hemen buraya girmemiz lazım. Acilen girmemiz lazım. Etrafta zombi gözükmüyor. Bunlar da kim? Kim bunlar? Birileri geldi. Bunlar sanırım insan zombi değiller. Zaten bir zombi nasıl helikopter sürsün ki? Evet, helikopterin içinde birileri var. Gözcüler dikkat edin. Helikopterle birileri geldi. Saldırı yaparlarsa direkt onları öldüreceğiz. İşte sonuna ulaştık Çinsettin'e. İşte burası. Hasan, Mert gelin. Gidelim şuraya gelin. Çabuk. Orada birisi var. Sanırım gözcü. Kıpırdamayın. Durun olduğunuz yerde. Bayım lütfen bizi içeri alın. Lütfen. Kimsiniz siz? Nereden geliyorsunuz? Bayım biz Minecraft şehrinden geliyoruz. Lütfen bizi içeri alın bayım. Lütfen. Burası güvenli bölge. Güvenli olduğu için geldik buraya. Bizi içeri alacak mısınız? 3 kişiyiz. Arkadaşlarım ve ben. Ne olursunuz alın bizi içeri. Dışarıda çok sayıda zombi var bayım. Yoksa bu zombiler bizi öldürür yaşatmazlar. Ne olursunuz bayım çok uzaklardan geliyoruz. Helikopterle geldik. Alın bizi içeri alırım. Tamam bekleyin aşağıda. Şimdi aşağı ineceğim. Sakın bir yere ayrılmayın. Nereden çıktılar bunlar ya? Nereden çıktılar? Uzun zamandır bir insan gelmemişti buraya. Neyse bakalım kimlermiş şimdi öğreniriz. Amaçları neymiş anlarız. Yaklaşın bu tarafa doğru. İşte sanırım kapıyı açacak. Hasan Mert gelin gelin. Kapıyı açacak sanırım. Bayım lütfen açın kapıyı. Yalvarırım açın. Tamam sakin ol. Sana birkaç soru soracağım. Sorun bayım. Herhangi bir zombi saldırısına uğradınız mı daha önceden? Evet bayım uğradık. O zaman sizi içeri alamam. Burada sadece sağlıklı kişiler duruyor. Bayım merak etmeyin. Biz de sağlıklıyız. Zombi saldırısına uğradık ama hiçbir zombi bizi ısıramadı. Hiç merak etmeyin. Bize saldırdılar ama uzaktan onların hepsini silahla indirdik bayım. Gerçekten mi? Evet bayım, inanın bana güvenin. Kesinlikle sizi tehlikeye atma amacımız yok. Sadece güvende olmak istiyoruz bizde Buraya girmek istiyoruz. Lütfen izin verin bize. Tamam o zaman. Şimdi sizi içeri alacağım. Ama silahlarınızı bana vereceksiniz, tamam mı? İçeride birçok aile yaşıyor. O aileleri silahla korkutmanıza izin vermem. İçerideki herkes silahsız olduğu için siz de onlar gibi sıradan bir halk gibi silahsız dolaşacaksınız içeride. Anladınız mı beni? Tamam bayım. içeri alın da silahlarımızı size vermeye razıyız. Hatta bakın atıyorum silah. İşte attım. Hasan Mert siz de atın silahınızı buraya ve bizi içeri alacak. Haydi. Attınız mı hepiniz silahları? Attık bayım, attık. Açın lütfen şu kapıyı artık. Zombi gelecek şimdi. Tamam açıyorum. Girebilirsiniz içeri. Buyurun. Sağ olun bayım, çok sağ olun. Hasan Mert, gelin içeri giriyoruz. Artık güvende olacağız. Çok sağ olun bayım. Çin e ulaştık artık. Gelin Hasan ve Mert gelin. Bekleyin orada. Tamam bayım bekliyoruz. Şu silahlarınızı alayım şuradan. Evet. Tamamdır. Kapıları da kapayayım. Bundan sonra silahlarınız bende duracak. Burada silahsız dolaşacaksınız. Anladınız mı beni? Tamam bayım siz hiç merak etmeyin. Buraya aldınız ya bizi. Artık güvendeyiz ya. Gerisi önemli değil. Aynen öyle. Burada kesinlikle bir zombi yok. Bu surlar sayesinde zombilerin buraya girmesi imkansız. Bu surların tepesinde de nöbetçiler var. Sadece silah nöbetçilerde olur. Onlar da zombileri öldürürler. İçeride halk eski günlerdeki gibi mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşar. Siz de artık onlardan birisiniz. Siz de bir halksınız. Ve benim korumam altındasınız. Anlaşıldı mı? Çok sağ olun beyefendi. İnanın bize o kadar büyük bir iyilik yapıyorsunuz ki. Günlerdir ne çektiğimizi bir biz biliriz inanın ki. Biliyorum, biliyorum. Ben de öyle zor zamanlardan geldim buraya. Ama buraya sığındıktan sonra hiçbir zombi bana zarar veremedi. İçeride kendiniz için yiyecek bulabilirsiniz. İçecek bulabilirsiniz, su ve giysiler bulabilirsiniz. İstediğinizi alın, gidin. Orada arkadaşlar size zaten yardımcı olurlar. Ben de nöbete devam edeyim. Tamam bayım, çok sağ olun. Hasan, Mert, gelin girelim artık şuraya. Oh be, artık güvenliyiz. Sonunda çinsetliğini e ulaştık. Burada zombi yok, sadece insanlar var. İşte bu ya, işte bu. Mert, Hasan, çok heyecanlıyım ben. Aynen öyle İlker. Ben de çok heyecanlıyım. Uzun zamandır güzel bir uyku bile çekmiyordum. Hep zombilerden korktuğum için güzelce uyuyamıyordum bile. Ben de Mert, ben de. Hasan, Mert. Gelin artık gidelim şuraya. Girelim içeri. Şuna baksana. Her yerde gözcüler var. Şurada da gözcüler var. Etrafı iyi koruyorlar. Bu sayede buraya zombi girmez. Benden nöbete devam edeyim. Şehre yeni birilerinin gelmesi çok iyi. Bu sayede sayımız artıyor ve zombilere karşı daha iyi savaşabiliriz. Herhangi bir zombi saldırısı olursa onlara karşı daha kalabalık olmamız çok iyi bir şey. Şu helikopteri de az sonra alırız içeri lazım olabilir. Burada helikopterimiz yoktu. Helikopter olması iyi oldu. Neyse, nöbete devam edeyim. Sabah da oldu. Zombiler geri çekildi. Akşam olunca tekrardan geri gelirler. Selam beyefendi. Merhaba. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Ben bu şehrin komutanı Binbaşı Furkan. Bu şehrin genel güvenliği benden sorulur. Bu şehirdeki barışı ve huzuru ben sağlarım burada. Burada asla halkın birbiriyle kavga etmesine, dövüşmesine izin vermem. Burası güvenli bir şehir. Zombi salgını olduğundan beri insanlar buraya, bizim yanımıza sığınırlar. Biz de onları koruruz. Hiçbir kar gütmeden insanları koruruz. Çünkü onların yardıma ihtiyacı var. Teşekkürler binbaşı Furkan. Ben de eski polis İlker. Minecraft şehrinden geliyoruz buraya. Tekrardan hoş geldiniz İlker Bey. Bunlar da sanırım arkadaşlarınız. Evet evet. Bu Mert, bu da Hasan. Bunlar da benim arkadaşlarım. Bunlarla Minecraft şehrinde tanıştım. İkisini de çok severim. Yakın dostlarımdır kendileri. Tamam buyurun isterseniz şehri gezebilirsiniz. Şehirde kafeler mevcut, yatakhaneler mevcut, yemekhaneler mevcut. Alışveriş merkezleri mevcut. Buralarda istediğiniz kıyafetleri alabilir ve istediğiniz yemekleri yiyebilirsiniz. Her şey tamamen ücretsizdir. Çok sağ olun binbaşı Furkan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben de sizinle İlker Bey. Uzun bir aradan sonra farklı insanlar görmek beni çok mutlu etti. Şu anda şehrimizin nüfusu yaklaşık olarak 20. Yani şehirde 20 kişi var. Dışarıdan gelen kişileri de almaya çalışıyoruz. Ve etrafa haber salıyoruz. Radyolardan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Güvenli bölgeye ulaşın diye. Buraya ilk geldiğimizde sayımız sadece 3'tü. Zamanla insanlar yavaş yavaş buraya ulaştılar. Kimileri yürüyerek geldi. Kimileri arabayla geldi. Ve şu anda nüfusumuz 20. Sizinle beraber 23 kişi olduk. Tekrardan aramıza hoş geldiniz. Buyurun şehri gezebilirsiniz. Sağ olun Furkan. Eksik olmayın. Hasan Mert gelin. Şehri gezelim biraz. İşte kafe ve yemekhane. Burada kafe ve yemekhane varmış. Herhalde burası kafe. Şuna baksana ya. Ne güzel. İlk defa kendimi bu kadar güvende hissettim doğrusu. Alt katta da yemekhane varmış. Gelin gezmeye devam edelim. Sonra da gelir buraya bir yemek yeriz. Karnım gurul 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 diyor doğrusu. O kadar çok acıktım ki. Gezelim şurasını birazcık. Oh be. Şuraya baksana nasıl da koruyorlar. Her yerde nöbetçi var. Evet, çok güzel. Burada artık güvendeyiz. Hasan Mert, size bir şey söyleyeceğim. Belki de eşim ve çocuklarım, onlar da buradadır. Ne dersiniz? İlker, yanlış anlama ama onlar burada olmayabilir. Bak, seni kırmak istemem ama artık onları unut İlker. Mert haklısın, doğru söylüyorsun. Yani onların buraya ulaşmış olması bile çok zor. Ama bilmiyorum işte. İçimde bir his var. İçimdeki his onlar burada diyor. Umarım buradalardır. Gelin Hasan Mert gelin. Dolaşalım biraz daha. Burası çok güzel bir yer ya. Çok beğendim ben burasını. Bundan sonra burada yaşayacağız. Bundan sonra buradan çıkmayacağız. Gelin Hasan Mert gelin. İşte aşağıda birisi var. Şu sanırım çiftçi. Şuna baksana yemek üretiyorlar. Kendi yemeklerini kendileri üretiyorlar. Burasını çok beğendim ben ya. İşte aşağıdalar. Buranın halkı aşağıda baksanıza. Vay canına. Kaledeki nöbetçiler ve bizimle birlikte burasının sayısı toplam 23 kişiymiş. Fazla kalabalık da değil. Ama insanlığın sonu yaklaşmaya başladı şuna baksanıza. Dünyada sadece 23 kişi kaldığını düşünsenize. 23 kişi. Belki de başka bir yerde hiç kimse yaşamıyordur. Yaşayan tüm insanlar sadece buradaki insanlardır. İlker, evet, öyle olabilir. Ama belki de bizim gibi hayatta kalmayı başaran insanlar da vardır. Bunu da düşünmek lazım. Belki de burayı arıyorlardır her yerde. Güvenli bölgeyi arıyorlardır. Aynen öyle Hasan. Doğru söylüyorsun. Hala yaşayan insanlar olabilir, evet. Neyse, gelin gelin. Gidelim. İşte Kafe ve yemekhane. Kafe ve yemekhaneyi de bulduk. Yemekhane alt katta. Gelin yemekhaneye inelim. Biraz yemek yiyelim. Ne dersiniz? Olur İlker. Benim de karnım çok acıkmıştı zaten. Aynen aynen. Gelin aşağı gelin. Selam bayım. Selam. Hoş geldiniz. Siz kaleye yeni gelenler olmalısınız. Sizin geldiğinizi duymuştum. Evet evet. Biz kaleye yeni geldik. Arkadaşlarım ve ben. Burasını bulmak için günlerce helikopter aradık etrafta. Ve ta Minecraft şehrinden geldik. Baya uzak buraya. Sonunda bulduk burasını. Çinsetti. setti. Artık burada güvendeyiz. Buradan çıkmayı da düşünmüyoruz. Tekrardan hoş geldiniz Çin settine. Ben bu Çin Settin'in aşçısıyım. İnsanları doyurmak benden sorulur. Aşçı bey biz de kaleyi geziyorduk da böyle. Yemekhaneyi gördük inelim dedik. Bizim de karnımız bayağı acıktı. Acaba bize biraz yemek verebilir misiniz? Tabi tabi burada zaten yemek tamamen ücretsiz. Gelin isterseniz böyle. Sizi bu masaya alayım. Akşam da olmaya başladı. Akşam olacak ve zombiler tekrardan bu tarafa doğru gelecek. Şu köyde de bayağı zombi var. Karşıdaki köy zombi dolu. Neyse ben nöbetçilere haber vereyim de. Gözlerini dört açsınlar. Nöbetçiler akşam olmaya başladı. Gözlerinizi dört açın. Şu karşı köyden büyük ihtimal bir saldırı gelecek. O saldırıyı atlatmamız lazım. Karşı köyde çok sayıda zombi var. Akşam olunca dışarı çıkacaklar. Ve onları sırayla öldüreceğiz. Gözünü dört aç nöbetçi. Diğer nöbetçilere de söyleyeyim. Nöbetçi gözünü dört aç. Akşam olunca karşı köyden bir saldırı gelmesini bekliyoruz. Karşıdaki köyde çok sayıda zombi var. Onlar bu tarafa doğru saldıracaklar. Bu saldırıyı atlatmamız lazım. Tamamdır. Neyse. Diğer nöbetçiler de orayı korusunlar. Güneş battı sayılır. Şimdi zombiler dışarı çıkmaya başlar. Nöbetçiler gelin şuraya toplanın. Şimdi saldırı başlar. Büyük ihtimalle güneşin batmasını bekliyorlar zombiler. Güneş battı sayılır. Az kaldı. Şimdi çıkarlar dışarı. Gelin bakayım buraya pislik herifler. Hepinizi cehenneme yollayacağım. Çıkın artık. Güneş varken çıkamıyorlar. Çünkü biliyorlar ki güneş onların canlarını yakar. Evet. Akşam oldu. Nöbetçiler hazır olun. Nişan alın. Ben emir verince ateş edeceğiz. Hepsini indireceğiz. Şu anda gözükmüyorlar. Olamaz. Çinsettini ulaşmam lazım. Her yer zombi dolu. Çabuk çabuk. Buradan çıkıp çinsettini ulaşmam lazım. Yaklaşma. Git buradan. Ateş edersem hepsi buraya toplanır. Ateş etmemem lazım. Çinsettine yavaşça ulaşmam lazım. Git buradan. Gelme. Gelmeyin üstüme. Her yer zombi dolu her yer. Olamaz. Olamaz. Kaç kaç kaç. Gelmeyin. Gelmeyin pislik herifler. Geberin. Geberin. Hepiniz geberin. Aa! Isırdı beni. Olamaz. Geberin. Geberin pislik herifler. Gelmeyin. Yardım edin. Kimse yok mu? Peşimdeler. Geberteceğim hepinizi. Geberteceğim. Lütfen açın kapıyı. Zombi beni ısırdı. Umarım bir şey olmaz. Lütfen kapıları açın. Yardım edin bana. Alın beni içeri. Çinsettiğini alın. Peşim neler? Yalvarırım alın beni içeri. Nöbetçiler biliyorum duyuyorsunuz beni oradasınız. Alın beni içeri diyorum size. Yalvarırım alın. Aşağıda birisi var köyden geldi. Kes sesini bir adam. Tüm hepsini buraya toplayacaksın. Şunları indirin nöbetçiler. Ateş edin. Sen de gebereceksin. Tamam bir tane kaldı. Geber. İşte bu kadar. Yardım edin. Lütfen içeri alın beni. Köyden geldim. Tamam tamam sakin ol. Buradan dolaş şimdi. Kapının oraya doğru gel. Seni içeri alacağım. Haydi gel. Tamam geliyorum. Seni kapıda bekleyeceğim. Haydi. İşte yeni birisi daha geldi. Köyden geldi. Umarım ısırılmamıştır. Eğer ki ısırıldıysa bu bizim için tehlike olabilir. Neyse şu adamı içeri alayım. Kapıyı ineyim de. Adamı hemen içeri alayım. Merdiven burada. Çabuk çabuk çabuk. Adamın başı velada Daha çok zombi gelmeden hemen içeri almam lazım onu. İşte kapı burada. Geldim geldim. Dostum hadi aç kapıyı. Zombiler gelmeden aç kapıyı lütfen. Dur sakin ol. Açacağım kapıyı. Ama ilk önce sana birkaç soru sormam lazım. Daha önceden bir zombi tarafından ısırıldın mı... Eğer ki ısırıldıysam seni buraya alamam. Çünkü vücuduna virüs bulaşmış demektir. Sen de zombiye dönüşeceksin demektir bu. Olamaz. Ne dedin duyamadım. Hayır dostum hayır ısırılmadım. Hiçbir zombi beni ısırmadı ne olursun içeri al beni. Doğru söylüyorsun değil mi? Bak içeride toplamda 23 kişi var. Nöbetçilerle birlikte 23 kişi. Bu kadar kişinin canını tehlikeye atmıyorsun değil mi? Eğer ki bir zombi tarafından ısırıldıysan söyle. Ee, hayır hayır dostum ısırılmadım. Al beni artık içeri. Tamam dostum seni şimdi içeri alacağım. Ama silahını almak zorundayım. İçeride herkes silahsız dolaşır. Sadece nöbetçilerde silah var tamam mı? Tamam dostum silahımı da vereceğim. Yeter ki beni içeri al. Gel gel üstün başın kan içinde kalmış. Gel dostum. Ver silahını bana ve artık içeri geçebilirsin. Burada artık güvendesin. Ben şu kapıları kapıyım Evet, artık burada güvendesin dostum. Korkmana gerek yok. Çok sağ ol. Beni içeri aldığın için çok teşekkür ederim. Ben artık gidiyorum. İşte bu da silahım. Size iyi nöbetler. Karnım da çok acıktı. Biraz gidip yemek yiyeyim. Tamam dostum. Tamam. Afiyet olsun. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz nöbetçi. Sen de kendine iyi bak. Olamaz. Beni aldı içeri ama. Ben ısırıldım ya. Söylemedim ısırıldığımı. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Zombiye dönüşmek istemiyorum, hayır. Hayır, zombiye dönüşmek istemiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? İçeride 23 kişi var. Eğer ki ben zombiye dönüşürsem onların canını tehlikeye atmış olurum. Ne yapacağım ben şimdi? Aa! Yaram çok kötü ağrıyor. Virüs tüm vücuduma bulaşıyor. Olamaz bunu yapamam. İçeridekileri tehlikeye atamam. Hayır bir şeyler oluyor bana. <laughs> bir şeyler oluyor bana. Oh karnımızı da doyurduk. Aşçı eline sağlık yemekler çok güzeldi. Uzun zamandır böyle güzel yemekler yememiştim. Hasan Mert nasıl beğendiniz mi yemekleri? Aynen İlker efsaneydi ya. Neyse gelin artık gidelim biz de. Şehri gezmeye devam edelim. Sonra da yatar uyuruz. Tamam İlker tamam. Hadi gidelim. Gelin. Hayır. Bana bir şeyler oluyor. Virüs vücuduma yayılıyor. Zombiye dönüşmek istemiyorum. Hayır. Hayır, zombiye dönüşmek istemiyorum. Buradan dışarı çıkmam lazım. Bu kadar insanın hayatını tehlikeye soktum. Çıkmam lazım buradan. Aa, sürün Sürün çabuk çıkmam lazım. Bu kadar insanın hayatını tehlikeye soktum olamaz. Acilen buradan çıkmam lazım. Zombiye dönüşmeden buradan çıkmam lazım. Hasan, Mert gelin şehirdekilerle tanışalım. Karnımızı doyurduk artık. İşte bunlar artık bizim yeni arkadaşlarımız. Selam biz şehre yeni geldik. <gülüyor> 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 Hasan Mert gelin. Herkes uyumuş. Biz de gidip yatakhaneye uyuyalım artık. Saat bayağı geç oldu. Yarın sabah artık şehri iyice gezer dolaşırız. Her tarafına bakarız. Bakalım neler varmış. Bayağı da büyük bir yermiş ya bu Çin Çok beğendim ben burasını. Nasıl Mert sende beğendin mi? Aynen İlker. Harika bir yer. Çok beğendim. Neyse hadi biz de yatakhaneye doğru gidelim Yatakhanede bize özel yataklar vardır herhalde Yatak ayıttırmışlardır bize Gelin yatakhane burası İşte Herkes uyuyor Gelin Hasan ve Mert gelin İşte burada 3 tane yatak var Burada yatıp uyuyabiliriz Ben burada yatacağım Mert sen burada yat Hasan sen de burada yat Neyse sessiz olalım Herkes uykuya dalmış anlaşılan Burasını çok beğendim ya İnsanlar dışarıdan kaçıp buraya geliyorlar. Bu sayede burada hayatta kalabiliyorlar. Aynen öyle İlker. Bu çin setliğini yapan adam çok düşünceli bir adammış. Belki de gelecekte böyle bir zombi salgını olacağını düşünmüştür. O yüzden yapmıştır, bilemeyiz. Haklısın Mert. Öyle bir şey düşünmüş olabilir. Evet. Ama iyi ki yapmışlar. Neyse, artık yatıp uyuyalım. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. Kaynaklarımız çok az. Yemeklerimiz tükenmek üzere. Suyumuz bayağı var. Herkese yetecek kadar su var. Fakat yemeklerimiz tükenmek üzere. Bu çilsetteğinde toplam 23 kişi var. 23 kişi. Her gün 23 kişi günde 3 öğün yemek yiyor. Yani 69 kez yemek yiyorlar. Evet. Günde bir sürü yemeğimiz insanların midesine gidiyor ve bu sayede yemeklerimiz tükeniyor. Çok az yemeğimiz kaldı. Buranın nüfusunun biraz azalması lazım. Yoksa bu yemekler bize yetmeyecek. Hepimiz burada açlıktan öleceğiz. Ne yapacağız ne yapacağız? Dışarıda zombi saldırısını ölürüm daha iyi. Açlıktan öleceğime zombilerle savaşıp namusumla ölmeyi tercih ederim. He? O ses de neydi? Bir zombi. Bir zombi sesi duydum. Çok yakından geldi ya. Nereden geldi o ses? Herkes de uyuyor. Şu ağaçların arkasından geldi. Evet evet eminim. Bir zombi sesiydi bu. Şuralara bir bakayım. Evet işte zombi sesi oradan geliyor. İyi de burada zombinin ne işi var? Çinsettiğine zombi girmiş. Bu insanların sonu olur. Eğer ki bu bir zombi birisini ısırırsa Cişetine salgın girer ve bu salgın yüzünden herkes zombiye dönüşür. İşte zombi orada. Olamaz. Bu tarafa doğru geliyor. Gördü beni. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Bir saniye ya. Eğer ki bu zombi insanlara saldırırsa bu sayede birkaç insan ölebilir. Evet, evet. Ve bu sayede tükenmekte olan yemeklerimiz de artık bize yetebilir. Aynen öyle. Bu zombiye hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey. İnsanlara saldırsın. Şimdi bu zombiye insanların uyuduğu yatakhaneye doğru çekeceğim. Ve oradaki insanlara saldıracak. Oradaki insanlara saldırdığında çoğu kişi zombiye dönüşecek ve ölecek. Bu sayede yemekhanenin yemekleri bize daha fazla yetebilir. Aynen öyle. Bunu yapmak zorundayım. Yiyeceklerimiz çok azaldı, yoksa bize yetmeyecek. Gel buraya zombi, gel buraya. Şimdi bu zombiyi insanların uyuduğu yatakhaneye çekeceğim. Buradayım, gel buraya. Aynen böyle, takip et beni. Evet. Buraya doğru gel. Haydi. Gel buraya doğru. Buradayım. Gel yanıma. Seni insanların yatakhanesine götüreceğim. Gel buraya, takip et beni. Aferin zombi. Aferin işte böyle. Gel buraya. Tamamdır. Yatakhaneye doğru gideyim. Haydi buraya gel. Haydi. Hızlı ol. Gel şuraya haydi. Seni pis aylak. Takip et beni. Tamamdır. Çok az kaldı. Çok az. Yarın sabah uyandığımda yaklaşık olarak buranın nüfusu yarı yarıya düşecek. Belki de çoğu kişi ölecek. Ama bu sayede Yiyecekler bize daha uzun süre yetecek. Haydi gel buraya zombi. Haydi. İşte böyle. Nöbetçiler etrafta birkaç zombi var. Şunları indirelim. Geberin pislik herifler geberin. Soyunuzu tüketeceğiz sizin. Evet gel buraya gel buraya. Tamam artık buradan çıkma zamanı geldi. Çabuk çabuk çabuk. O zombi onların işini bitirir. Şurayı da kapatayım. İşte bu kadar. Hepsi ölecek içeride. Bu sayede bana bir sürü yemek kalacak. En azından açlıktan ölmeyeceğim. Ben de gidip yatıp uyuyayım. Bunu yapmak zorundaydım. Buna mecburdum. Lütfen beni affedin. Lütfen. Tamam şimdilik etrafta başka zombi gözükmüyor. Nöbetçiler gözleminizi dört açın. Zombi görürseniz direkt indirin. Hiç acımayın. Etrafta gözükmüyorlar. Neyse şöyle etrafı biraz turlayayım da Bakalım diğer nöbetçiler ne yapıyor görelim Buraları da temiz gibi Nöbetçi nöbet nasıl gidiyor Şu anda iyi gidiyor Herhangi bir zombi gözükmüyor etrafta merak etme Tamam nöbetçi gözünü dört aç her an kötü bir şeyler olabilir. Sanki içimde kötü bir his var ya. Sanki bir zombi saldırısıyla karşılaşacakmış gibi hissediyorum. Tamam merak etme sen. Zombilerin korkulu rüyası olacağım hiç merak etme. Aferin sana. Neyse ben de şöyle yerime doğru gideyim. Yardım edin hayır. Git Hı? buradan git. O ses de neydi? Nereden geldi o ses? İçeriden birisi yardım istedi. Çabuk çabuk acilen koşmam lazım. İçeride birisinin başı belada Olamaz ne oluyor ya içeride Yardım edin Kimse yok mu Nöbetçiler takip edin beni Gelin benimle İçeride bir şeyler oluyor Ne oluyor ya içeride Olamaz Nöbetçiler çabuk gelin benimle Şuradan hemen ineyim aşağı Umarım kötü bir şey olmamıştır Umarım Kimin yardıma ihtiyacı var ya Kimse yok mu Yardım edin ne olursunuz. Geliyorum neredesin? Yatakhaneden geliyor ses. Olamaz olamaz. Çabuk çabuk çabuk. İşte bu kadar. Planım işe yarıyor. Yavaş yavaş ölüyorlar. Neyse ben de uyuyayım da. Benim yaptığımı anlamasınlar. Olamaz. Bu sesler de ne? İçeride zombiler var. Olamaz. Nereden geldiler bunlar? Yatıkhanede zombilerin ne işi var? Yardım edin. Eee, eee. Olamaz. Başları belada ne yapacağım ben şimdi? Mert kendine gel dostum. Olamaz git buradan. Git buradan. Yaklaşma bize. Git. Mert ne olursun kalk dostum aya. Ne olursun. Gideceğiz buradan. Gideceğiz dostum. İlker. Bırakın beni İlker. İlker çabuk gidin buradan. Çabuk İlker çabuk. Ben de dönüşmeden onlardan birisine gidin. Hayır Mert seni burada bırakamam. Hayır! Bırakamam seni burada. İlker ısırdılar beni. Gidin İlker, artık benim kurtuluşum yok. Virüs vücuduma bulaşmıştır bile. Artık ben kurtulamam İlker, gidin. Bırakın beni. Olamaz. Mert, gidiyoruz dostum. Olamaz ya. Hasan, yürü dostum, gidiyoruz çabuk. Dikkat edin. Geber pis terif, geber. Olamaz. Nereden çıktı bu? Bu zombi nereden çıktı? Nereden geldi? İlker. Nöbetçi bilmiyorum. Nereden geldi bilmiyorum. Uyuyorduk. Bir anda karşımızda onu gördük. Mert içeride. Ve daha bir sürü kişi içeride. Çoğu kişiyi ısırdı. Onları kurtarmamız lazım. İlker bu çok tehlikeli olur. Şu anda içerideler. Ama onları ısırdıysa onlar da zombiye dönüşecek. O yüzden dikkatli bir şekilde girmemiz lazım içeri. Nöbetçi İçeridekileri kurtarmamız lazım. Hala aralarında yaşayanlar var. Hadi nöbetçi bunu başarabiliriz. Tamam İlker. Gelin benimle. Arkamda durun. Eğer ki Mert zombiye dönüşürse onu öldüreceğim İlker. Yapacak bir şey yok. Onu öldürmek zorundayım. Kapıyı kıracağım. Gelin takip edin beni. Kıracağım şimdi kapıyı. Bir. 2 Üç. Tamam. Haydi gelin. Olamaz, çok kişi yaralı, çok kişi. Mert, sesimi duyuyor musun Mert? Mert uyan, Mert, kendine gel. Mert, olamaz. İlker, büyük ihtimal dönüşecek Mert. Dönüşme süresi yaklaşık bir saat. Bir saat içinde zombiye dönüşmüş olur. İlker, ne yapacağız? Sanırım yapacak bir şey yok. Mert'i asla kurtaramayız, değil mi? Evet İlker, aynen öyle. Mert'i asla kurtaramayız. Artık virüs vücuduna bulaştı. İlker buradan çıkalım. Sonradan burayı toplu şekilde imha ederiz. Çünkü çok kişi yaralı. Bunlarla tek başımıza baş edemeyiz. Haydi gelin çıkıyoruz buradan. Çabuk İlker. Burayı da kapatmamız lazım. Siz burada bekleyin. Ben de bir yerden blok bulup şurayı kapatacağım tamam mı? Tamam nöbetçi biz buradayız. Sen git bir yerden blok bul. Tamamdır kalın burada. Nereden bulacağım ben şimdi blok? Nereden? Ulan bu zombi nereden girdi de içeri saldırdı? Olamaz ya. Acilen bir blok bulmam lazım. O girişi kapatmam lazım. Yoksa içeridekiler zombiye dönüştükten sonra bize saldırabilir. Çabuk çabuk çabuk. Yemekhanede var mıdır acaba? Dur bir aşağı ineyim. Evet, şu sandıklara bakayım. Belki bu sandıklarda olabilir. İşte burada bir blok var. Tamamdır. Çabuk çabuk Hemen orayı kapatmam lazım. İçeridekiler zombiye dönüşmeden şurayı kapatayım. Geldim İlker, geldim. Evet. Hatta 3 katlı kapatalım. Tamamdır İlker. Bu onları biraz idare eder. Buradan çıkamazlar. Neyse. İlker şimdi ne yapacağız? İçeridekiler zombiye dönüştükten sonra ne yapacağız? Nöbetçi. Onları mecburen buradan dışarı çıkartmak zorundayız. Burada kalamazlar. Yoksa oradan çıkmayı başarıp bize saldırabilirler. Evet İlker haklısın. Bize saldırmalarına izin veremeyiz. Neyse. Bir iki saat bekleyelim de. Daha sonradan içeri bir baskın yaparız. Hepsini öldürürüz. Sonra sırayla buradan dışarı çıkartırız. Çinset de artık pek güvende değil. Neyse İlker. Ben nöbet yerime gidiyorum. Sonra görüşürüz. Görüşürüz nöbetçi. Eğer ki bir şey olursa ben sana haber vermeye gelirim. Tamam İlker. Bu zombi buraya nasıl girdi de insanlara saldırdı? Nasıl? Bunu öğrenmem lazım ve öğreneceğim. Her tarafta nöbetçi var. O zombinin buraya girmesi imkansız. O zombinin buraya girmesi için birisinin o zombiyi buraya sokması lazım. Yoksa asla giremez bu çin Nasıl girmiş olabilir ki? Nasıl? Şuna baksana. Her yerde nöbetçi var. Orada da var, burada da var. Kalenin her tarafı nöbetçilerle çevrili. Eğer ki bir zombi görmüş olsalardı nöbetçiler direkt o zombiyi öldürürdü. Demek ki bir zombi görmediler. Bir dakika ya. Aklıma bir şey geldi. Dur şu tarafa doğru gideyim. Evet evet bu olabilir. Şehirde de görmedim o adamı. Geçen günlerde şu karşı tarafta bir köyden adam geldi. Yalvarırım alın beni içeri. Nöbetçiler biliyorum duyuyorsunuz beni. Oradasınız. Alın beni içeri diyorum size. Yardım edin. Lütfen içeri alın beni. Köyden geldim. Acaba o adam zombiye dönüşmüş olabilir mi? Belki de o adamı bir zombi ısırmıştı ve şehrin içine girdikten sonra zombiye dönüştü. Sonra da insanlara saldırdı. Evet evet bu olabilir. Aynen. Şehrin kamera kayıtlarını incelemem lazım. Kamera kayıtlarından her şey gözükür. Ama kamera kayıtlarını incelemeyi sadece bu şehrin müdürü yapabilir. Ondan izin almam gerekecek. Neyse şuradan aşağı ineyim de müdürden izin almaya gideyim. Evet. Umarım müdür izin verir de şehrin kamera kayıtlarını incelerim. Bu sayede zombi nereden girmiş öğreniriz. Ya da kim zombiye dönüşmüş. Tamamdır. Müdürün odası şuradaydı. Şuraya doğru gideyim. Bakalım dışarıda durum neymiş? Kaç kişi ölmüş görürüz şimdi. Şuradan çıkayım. Selam dostum. Ne oldu burada? Burası neden kapalı böyle? Dostum, şehre zombi saldırısı oldu. Buraya bir tane zombi girdi. Biz uyurken bize saldırmaya çalıştı. Ve benim arkadaşım Mert. Zombi saldırısına orada ve zombi onu ısırdı. Şu anda içeride zombiye dönüşmek üzere. Ne diyorsun sen ya? Nereden gelmiş olabilir ki o zombi? Neyse dostum ben şöyle gidiyorum. Evet işte bu kadar. Planım işe yaradı. Baya bir kişi ölmüş sanırım. Bu sayede şehrin yiyecekleri bize daha fazla yetebilir. Aynen. Planım işe yaradı. İşte bu kadar be. Şehrin nüfusunun azalması benim için çok iyi bir şey. Çünkü burada çok az yiyecek ve içecek kaldı. Bunlar anca bize yeter. Hasan ne garip bir adamdı değil mi? Çok şüpheli davranışları vardı. Sence de öyle değil mi? Evet İlker, evet. Sanki bizden kaçıyormuş gibi davrandı. Aynen. Ben de fark ettim. Gözü de bir değişikti zaten. Birisi kırmızı, birisi siyah. Çok garip birisiydi ya. Neyse ya. Acaba Mert'in durumu nasıl? Mert belki de zombiye dönüşmüştür. Ne dersin Hasan? İlker, zombiye dönüşmüş olabilir. Ama artık Mert'i unutmamız lazım. Çünkü artık onun vücuduna virüs bulaştı. Onu kurtarmamız imkansız. Haklısın Hasan, haklısın. Ah be Mert, ah be Mert. Çok iyi birisiydi ya. Onu asla unutmayacağım, asla. Binbaşı Furkan. Buyur nöbetçi ne oldu? Neden geldin? Dün gece buraya bir zombi saldırısı oldu. Halkın çoğu yaşamını yitirdi, çoğu öldü. Ne diyorsun sen nöbetçi? Nereden girdi buraya zombi? Ne diyorsun sen? Binbaşı Furkan bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Ben de o yüzden kamera kayıtlarını incelemeye geldim. Eğer ki izin verirseniz kamera kayıtlarını incelemek istiyorum. Tamam nöbetçi. Kamera kayıtlarını incele hemen. O zombi nereden gelmiş bulmamız lazım. Yoksa daha fazla zombi buraya girebilir. Emredersiniz binbaşı Furkan. Hemen kamera kayıtlarını inceliyorum. Bakalım o zombi nereden gelmiş. Şimdi görürüz. Şu kamera kayıtlarını açayım. Evet. işte dün gecenin kamera kayıtları. Bu da ne? Bu bizim şehirdeki adam. Evet evet bu adamı biliyorum. Değişik gözleri var. Tanıyorum bu adamı. Birazcık yakınlaştırayım bakayım. Evet, aynen o. Biliyorum bu adamı ya biliyorum. Bir gözü değişik renk, diğer gözü değişik renk. Ne yapıyor bu adam burada? Ne yapıyor? İşte zombi de orada. Ne? Bu adam mı hiç sokmuş zombi içeri yoksa? Evet evet. Galiba bu adam sokmuş. Ama neden? Neden zombi içeri sokuyor? Neden? Hemen bu adamı yakalamam lazım hemen. Olamaz ya olamaz. Binbaşı Furkan kimin yaptığını buldum. Hemen onu yakalamaya gidiyorum. Tamam nöbetçi onu yakala sonra yanıma getir. Neden yaptığını öğreneceğiz. Emredersiniz binbaşı. Hemen onu yakalamaya gidiyorum. Gel bakalım buraya. Neden yaptığını öğreneceğiz şimdi. Neden o zombiyi içeri soktu? Neden? Sanırım şuradaki odada oturuyordu. Evet evet. Şu odada kalıyordu kendisi. Bakalım odada mı? Burada değil. Nerede bu adam? Nerede? O adamı bulmam lazım. Daha çok zombiyi içeri sokabilir yoksa. İsmini de bilmiyorum ki. Neydi bu adamın ismi? Neredesin? Çık ortaya. Saklanıyor sanırım. Olamaz. Benim yaptığımı öğrendiler. Kamera kayıtlarına baktılar. Ben şimdi ne yapacağım? Bu şehirde eğer ki beni yakalarlarsa öldürürler. Direkt öldürürler. Çünkü benim yüzümden bir sürü kişi öldü. Yaklaşık 10 kişi öldü. Buradan çıkmam lazım. Yakalanamam onlara. Buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım ya? Şehrin her tarafında nöbetçi var. Nasıl çıkacağım ben buradan? Ulan benim yaptığımı öğrendiler. Burada da nöbetçiler var. Şuradan ineyim hemen. Olamaz, olamaz. Ben hiç bunu düşünmedim. Hiç kamera kayıtlarını düşünmedim. Neredesin? Çık ortaya. Yakalayacağım seni. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Sesleri geliyor. Bütün nöbetçiler her yerde beni arıyor. Ben şimdi burayı nasıl terk edeceğim? Ama buradan kesinlikle çıkmam lazım. Kesinlikle. Yoksa beni yaşatmazlar. Resmen güvenli bölgeye zombi soktum. Ve bir sürü kişi öldü. O yüzden buradan çıkmam lazım. Her yerde korumalar var. Nöbetçiler var. Şuna baksana. Kafaları gözüküyor. Beni arıyorlar her yerde. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Şu sandıklara bakayım. Burada bir kazma var. Bu da ne? Acil çıkış. Bu ne böyle ya? Acil çıkış sandığına bulmak için kazmayı kullanın. Ne? Acil çıkış sandığı mı varmış? Evet evet acil çıkış sandığı varmış buralarda bir yerlerde. Onu bulursam buradan çıkabilirim. Nerede bu sandık nerede? Bunlar değil herhalde. Buradaki okları da alırım. Lazım olur bana. Kendimi korumam için okları almam lazım. O acil çıkış sandığını bulmam lazım ya. Nerede olabilir ki? Burada değil. Buralarda mı acaba? Buralarda da yok. Nerede bu sandık? Nerede? Olamaz. Buralarda da yok. Nöbetçiler adam şehrin içinde bir yerde olabilir. Bakın şimdi ben şehrin içine bakacağım. Siz de şehrin etrafını kolaçan edin tamam mı? Adamın buradan çıkmasına izin vermeyeceğiz. İlker, Hasan siz de kendinizi koruyun. Bu adam çok tehlikeli birisi. Bu şehre zombi sokan bir insan bize her şeyi yapabilir tamam mı? O yüzden siz de nöbetçilerle beraber kalın. Ben şimdi şehrin içine arayacağım. Sakın benimle gelmeyin tamam mı? Tamam nöbetçi. Sen de dikkat et kendine. Dediğin gibi bu adam çok tehlikeli birisi. Her şeyi yapar. Evet evet haklısın. Neyse nöbetçiler haydi. Görev başına. O adamı bulup bana getirin. Anladınız mı beni? Sen hiç merak etme. O adamı bulacağız. Buradan çıkamayacak o adam. Tamam harika. Neyse aramaya başlayalım. Neredesin? Çık ortaya. Bir sürü insanı öldürdün sen. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Nerede bu nerede? Nereye kaybolmuş olabilir? Şu kitaplığa bakayım. Burada da yok. Nerede bu adam? Nerede ya? Neredeyse çık ortaya. Buradan çıkmış olamaz. Nereye kayboldu bu? Nereye? Binbaşı benden haber bekliyor. Binbaşı'ya haber götürmek zorundayım. Binbaşı içeride. Acilen o adamı bulmam lazım. Kamera kayıtlarında şurada duruyordu. Ama şimdi nereye kaybolmuş olabilir ki? Olamaz, yukarı gelecekler şimdi. Hemen şu acil çıkış sandığını bulmam lazım. Nerede bu sandık? Nerede? Nereye sakladınız şu sandığı ya? Yok hiçbir yerde. Burada da yok. Neyse kapatayım da görmesinler beni. Acaba şu yatakların altında mı? Burada da yok ya. Yok hiçbir yerde yok. Nerede bu acil çıkış sandığı? Nerede? Acaba şu taşların altında mı? Bir bakayım. Sanmıyorum ama olabilir Yok burada da yok Hiçbir yerde yok Hiçbir yerde Nereye koymuş olabilirler nereye Heh. İşte işte bir sandık İşte sonunda sandığı buldum Evet sanırım bu sandık Bakalım içinden ne çıkacak Paraşüt çıktı Şunları alayım bunlar benim işime yarar Evet evet eğer ki şu surların tepesine çıkarsam oradan aşağı atlayabilirim. Sonra da bu şehirden kaçarım. Yapacak bir şey yok. Aynen böyle yapmak zorundayım. Tamamdır. Şu surların tepesine çıkmam lazım. Şuradan yavaşça ineyim. Mecburen ağaçtan ağaca atlayarak şu surların tepesine ulaşmam lazım. Evet. İşte bu kadar. Şu kazmayı da bırakayım da. Artık bu kazmayla işim kalmadı. Evet bu paraşüt bana yardımcı olacak. İşte bu kadar. Çıkacağım artık buradan. Orada bir nöbetçi var. Beni görmeden geçeyim şuraya. Nöbetçilere dikkat etmem lazım. Orada da bir tane var. Olamaz. Her yerde nöbetçi var. Bunlar beni görürse direkt yakalarlar. Sonra da beni öldürürler. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Şurada da var bir tane. Hayır ya. Şu surların tepesine ulaşırsam buradan çıkabilirim. Neyse. Bunu yapmak zorundayım. Haydi bakalım. Nöbetçilere gözükmeden şunların tepesine çıkayım. Hasan, tüm nöbetçiler adamı arıyorlar. Ama adamı hala bulamadılar. Nereye gitmiş olabilir bu adam? İlker bilmiyorum. Ama o adamı yakalamamız lazım. İntikamımızı almamız lazım. Yoksa o adam kaçıp gidecek. Mert'i öldürdü. İntikamımızı almamız lazım İlker. Evet Hasan haklısın. Biz de o adamı arayacağız Nöbetçiler bize izin vermedi Ama o adam kaçacak yoksa Şuna baksana hiçbirisi bulamıyor Gel Hasan gel benimle O adamı her yerde arayacağız Bu şehirden çıkışına izin vermeyeceğiz Gel benimle Hasan Biz de şehrin içine bakacağız Her yere bakacağız O adamı yakalayacağız Takip et beni Şuraya bakabiliriz Acaba yemekhanede olabilir mi? Yok yok Yemekhanede değildir Evet burada kimseler yok. Hasan en iyisi üst katlara bakalım. Orada olabilir. Gel benimle. Hı? Buraya ne olmuş böyle? Hasan baksana. Buradaki bloklar kırılmış. Hasan adam buradaymış sanırım. Evet evet. İşte sandık da boş. Hasan kesinlikle adam buradaymış kesin. Ama nerede şu anda ya? Gel Hasan gel. Üst kata çıkalım. Burada değil adam. Oda ne Hasan orada bir şey var Oda ne öyle ya Sanırım adam buradan gitmiş Hasan burada bekle hemen geliyorum Tamam İlker dikkatli ol Merak etme Şuna bir bakayım bu da ne Acil çıkış sandığını Bulmak için kazmayı kullanın Evet tabii ya sanırım o odada acil çıkış Sandığı varmış Ve adam kazmayla sandığı aramış Hasan gel buraya hadi gel buraya Hasan Çabuk Adam buradan geçmiş. Sanırım surların dışına çıkacak. Geliyorum İlker geliyorum. O adamın buradan dışarı çıkmasına izin veremeyiz. Hadi İlker aramaya devam edelim. Evet Hasan evet. Gel benimle. Sanırım surları terk edecek. Şuradan gidelim. Bakalım buralarda mı? Neredesin neredesin? Burada da bir sürü nöbetçi var. O adamın çıkmasına izin vermezler. Ama o ne yapar eder buradan çıkmayı başarır. O yüzden onu acilen bulmamız lazım. Heh, burada bir merdiven var. Tamam buradan surların tepesine çıkacağım. Sonra nöbetçiler beni yakalamadan direkt paraşütle aşağı atlayacağım. Harika. Evet hazırım bunu başarabilirim. Çabuk. İşte orada kaçma gel buraya. Nöbetçiler yakalayın şunu. Olamaz olamaz oradalar olamaz. Nöbetçiler hayır. İşte bu kadar. Olamaz ya kaçıyor elimizden kaçıyor. Nöbetçiler peşinde. Umarım onu yakalarlar. Hadi nöbetçiler hadi yakalayın şunu. Hasan gel benimle biz de gideceğiz. Gel buraya Hasan gel. İlker bu çok tehlikeli olur. Gitmeyelim dışarıda bir sürü zombi var. Zombilerin saldırısına uğrayabiliriz. Hasan gitmek zorundayız. Mert'in intikamını almak zorundayız. Yoksa kaçtı gidiyor adam. Paraşütü varmış. İlker nöbetçiler peşinde gidemeyiz İlker Hasan geliyor musun gelmiyor musun ben gidiyorum Tamam İlker tamam geliyorum İlker buradan gidemeyiz surlardan aşağı atlayamayız O adamın paraşütü vardı bizim paraşütümüz yok sakatlanırız yoksa Haklısın Hasan gel normal kapıdan dışarı çıkacağız sonra da adamın peşine düşeceğiz o adamı yakalamadan buraya asla geri dönmeyeceğiz anladın mı beni? İsterse bin tane zombi saldırsın bize o adamı yakalayacağız. Ve Mert'in intikamını alacağız. Tamam İlker. Hadi gidelim. Gel benimle Hasan. Kapılardan dışarı çıkmaya gidiyoruz. Kapı şuralarda bir yerlerdeydi. Çabuk Hasan hızlı ol hızlı ol. Yoksa adamı kaçıracağız elimizden. Yaptıklarının yanına kalamaz. Sanırım kapı şuradaydı. Evet hatırlıyorum. Hadi Hasan hadi. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Seni yakalayacağım ve seni bin tane zombinin arasına atacağım. Acı çekerek öleceksin. O zombiler etini kemirirken ben de yanıma bir kola alıp izleyeceğim. İşte kapı burada. Hadi Hasan çabuk hızlı ol. Artık Çin ne? yani güvenli bölgeye asla geri dönemem. Orada herkes beni arıyor. Eğer ki yakalarlarsa öldürecekler. O yüzden asla oraya geri dönmem. Asla. Artık kendime kalacak başka bir yer bulmam lazım. Hayatta kalmam lazım. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Neden böyle bir şey yaptım ki? Çin e neden zombi soktum ben? Hepsi benim suçum. Şimdi her yerde beni arıyorlar. Öldürecekler beni. Neyse şu taraftan gideyim. Köprünün sonunda bir şehir var. Bu şehirde illa kalacak bir yer bulurum. Ama dikkatli olmam lazım. Her yerden zombi çıkabilir. Şuna baksana. Bayağı da büyük bir şehirmiş ya burası. Zombi salgınından sonra eskimiş, yıkılmış her yer. Neyse, kalacak bir yer bulayım. Elbet zombilerden temiz bir alan vardır. Nerede kalsam acaba? Gezmeye devam edeyim. Sabah olduğu için etrafta zombi gözükmüyor. Akşam olmadan acilen kalacak bir yer bulmam lazım. Akşam olunca direkt zombiler dışarı çıkar çünkü. İlker, bu adam bizim oturduğumuz eski şehre geldi. Sanırım burada saklanacak. İlker, bu adam çok tehlikeli birisi. Çaktırmadan takip etmeye devam edelim. Eğer ki takip ettiğimizi anlarsa bize de pusu kurabilir. Evet Hasan, haklısın. Bize pusu kurabilir. Bu adam gerçekten tehlikeli birisi. Yanımızda silah da yok. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Çaktırmadan takip edelim. Takip ettiğimizi anlamasın. Hadi gel Hasan, yola devam edelim. O adamı öyle bir yerde sıkıştıracağız ki yapacak hiçbir şey bulamayacak ve Mert'in intikamını alacağız. O bizim dostumuz Mert'i öldürdü. Bu adamı öldürmemiz lazım Hasan. İntikamımızı almamız lazım. Bu şehirden çıkamayacaksın pislik herif. Bu şehirde seni öldüreceğiz. Sonun olacak bu şehir. Gel Hasan gel. Adamın izini kaybetmeyelim. Şu taraftan gitti. Sessizce ilerleyelim. Görmesin bize. Gece uyurken ona saldırabiliriz Hasan. Gece uyurken savunmasız olacak. Ve aniden karşısına çıkar onun işini bitiririz. Ne dersin? Olabilir İlker doğru söylüyorsun. Hadi yola devam edelim kaybetmeyelim adamın izini. Tamam Hasan gel gel. Umarım beni çinsettiğinden takip etmiyorlardır. Eğer ki Çin Seddindekiler takip ediyorlarsa çok kötü olur He? Burada bir araba var Polis arabası Şurada da bir sandık var İşte bir silah buldum Evet bu benim işime çok yarayacak Karşıma zombi çıkarsa direkt öldürürüm Tamam Burada da bir araba var Demek ki daha önceden burada birileri varmış Zombilerden kaçmışlar İşte bir havaalanı Burada da bir havaalanı var Neyse şu arabayı alayım. Bu araba bana lazım olacak. Tamamdır. Zombilerden kaçmak için bu araba çok ihtiyacıma yarayacak. Olamaz Hasan. Adam araba aldı. Bizim bıraktığımız polis arabası. Evet evet. Bundan aylar önce bu şehri terk etmek için burada bir polis arabası bırakmıştı. Hatırlıyorsun değil mi? O arabayı aldı adam. Havaalanı da burası. O adamı öldürdükten sonra Havaalanına geliriz Buradan bir uçakla tekrardan Çin Seddin'e geri döneriz Ama ilk önce bu adamı öldürmemiz lazım Mert'in intikamını almamız lazım Ama arabayla uzaklaştı ya Nereye gitti şimdi Nasıl yakalayacağız biz bu adamı Asla yetişemeyiz ona Şehirde çok büyük Neyse zaten bu şehirde bir yerlerde Hiçbir yere kaçamayacaksın Seni hiç beklemediğin anda Öyle bir yerden çıkıp öldüreceğim ki Öyle şaşıracaksın ki Yaptıkların için özür dileme şansı bile bırakmayacağım sana Gel Hasan gel Bu taraftan gitti adam Karnım da çok acıktı ya Hasan Acaba yemekhaneye mi gitsek Yemekhanede tekrardan bir yemek bulabiliriz Olabilir İlker Ama adamın izini kaybedeceğiz Hasan zaten adamın altında araba var Bu şekilde adamı takip edemeyiz Adam elbet bir yerde duracak Arabayı da bir yere bırakacak. Arabayı bıraktığı yeri buluruz. Ondan sonra da adamın olduğu binaya baskın yaparız. Ama adamın elinde silah da olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Hasan akşamda olmaya başladı. Hava kararıyor yavaş yavaş. Bizde kalacak bir yer bulalım. Gel çabuk gel. Silahımız da yok. Zombi saldırısına uğrarsak zombiler bizi öldürebilir. Şuraya bir girelim. Saat bayağı geç oldu. Az sonra hava kararır. Güneş de batmaya başladı. Artık kalacak bir yer bulmak zorundayım. Şu binaya gireyim. Arabayı şöyle park edeyim. Tamamdır çabuk çabuk. Zombiler az sonra çıkar dışarı. Evet. Araba burada kalsın. Şu binaya gireyim. Umarım içeride zombi yoktur. Sessizce ne ilerleyeyim. Şu kapıları da kapatayım da. Dışarıdan zombi gelmesin. Evet. Üst katlara doğru çıkayım bakayım. Burası temiz gibi. Burada bir sandık var. Boş. Acaba daha önceden burada birileri var mıydı? Neyse. Hava iyice karardı. Umarım burada bir yatak bulabilirim. Kalacak bir alan da. Burası temiz gibi ya. Zombi falan yok etrafta. Tamam. İşte. Şurada bir yatak var. Burada kalabilirim. İşte bu. Biraz çikolata buldum. Üç tane çikolata. Ve taş buldum biraz da. Bu taşlarla burayı kapatabilirim. Aşağıdan kimse gelemez bu sayede. Evet. Tamamdır. Aşağıdan artık gelemezler. Şurayı da kapatayım. İşte bu kadar. Burada güvendeyim. Bu geceyi burada geçirebilirim. Zombi falan gelemez. Evet. Sonunda kalacak güvenli bir yer buldum. Zombiler çıkmıştır şimdi dışarı şehri yavaş yavaş sarmaya başlamışlardır. Neyse bundan sonra da burada kalırım artık. Hasan koş çabuk zombiler geliyor koş Hasan. Hasan çabuk sen dışarı çık ben geliyorum çabuk Hasan. Tamam İlker hızlı ol buradayım İlker hadi geliyorlar. Geliyorum Hasan gelin buraya gelin. Hemen şu kapıyı kapatayım tamamdır haydi gelin buraya. Evet işte bu kadar. Merdivenden çıkamazlar. Geldim Hasan. Onları atlattık merdivenden asla çıkamazlar İşte bu kadar Kurtulduk onlardan Hadi Hasan gel yola devam edelim İlker çok güzel düşündün Buraya gelemezler Hadi Hasan gel gel Neyse uzaklaşalım buradan Burada bir market var Markete girebiliriz Hasan ne dersin Olur İlker İçeriden güzel yemekler bulabiliriz Çikolata falan da bulabiliriz Evet aynen öyle He? Hasan adamın arabası burada işte orada Hasan. Adam demek ki bu binada. Gel Hasan gel. Şu markete girelim hemen. Çabuk Hasan hızlı ol. Adam bizi görmesin. Çabuk. Evet. Burada güvendeyiz. Tamam Hasan. Benim biraz karnım acıktı. Adamın da nerede olduğunu öğrendik. Bu sayede her an baskın yapabiliriz. Ama ilk önce bir silah bulmamız lazım. Aynen öyle İlker. Haklısın. Adamın nerede olduğunu öğrendik ama ilk önce bir silah bulmamız lazım. Sonuçta adam çok tehlikeli birisi. Bizi öldürebilir. Şu sandıklardan belki bir şey çıkar. Bir bakalım şu sandıklara. Boş, boş, hepsi boş. Anlaşılan buraya bizden önce birileri daha gelmiş. Hepsi boş İlker bu sandıkların. Silah da yok, bir yiyecek de yok. Şunlara da bakalım. Bunlar da boş olamaz İlker Silah bulamadık Yiyecek bir şey de bulamadık ne yapacağız şimdi Merak etme Hasan Aklımda bir plan var O adamdan intikamımızı alacağız hiç merak etme Aşağıdan sesler geliyor ya Uyuyamadım Zombiler doluşmuş bile şuna baksana Her yer zombi dolu Şu anda aşağısı çok tehlikeli Arabamın etrafında da bir sürü zombi var Neyse Sabah olunca zaten giderler Sabaha kadar burada beklemek zorundayım. Buradan çıkarsam zombiler işimi bitirir. Ne çok zombi var ya. Burası temiz gibi. Tamam binaya girmemişler. Neyse ben de yatıp uyuyayım artık. Hasan bak şu anda adam büyük ihtimal uyuyordur. Şimdi adamın kaldığı binayı da öğrendiğimize göre sessizce binaya gireceğiz. Adam uyurken silahını alacağız ve kendi silahıyla onu öldüreceğiz. Anladın mı Hasan? Planımız bu. Ama binanın etrafında çok sayıda zombi var. Sessizce girmek zor olacak. Neyse Hasan, hadi gel. Görev bizi bekler. Yiyecek bir şey de bulamadık ama olsun. Yapacak bir şey yok. İşte bu. Gel Hasan gel. Çabuk hızlı ol. İşte bir zombi geliyor. Zombiler bu tarafa doğru geliyor. Şunları atlatmamız lazım. Gel Hasan. Şunları şu tarafa doğru çekelim. Gelin buraya zombiler gelin. Haydi gelin buradayız. Takip edin. Evet işte böyle. Gelin Hasan gel dikkat et. Gel buraya zombi gel. İlker sen bunları çek ben de ötekileri çekiyorum. Tamam Hasan. Gelin buraya zombiler. Buradayım. Haydi gelin takip edin beni. Evet işte böyle. Takip edin beni. Buradayım. Hepiniz gelin. Tamam binanın etrafı şu anda temiz. Binaya girebiliriz. Gelin buraya. Haydi. Evet zombileri atlattık. Hasan haydi gel. Zombileri atlattım Hasan. Tamam İlker. Binanın etrafı şu anda temiz. Binaya girebiliriz. Adam acaba kaçıncı katta kalıyor? Neyse gel İlker şurada bir kapı var. Buradan girelim. Evet binanın içindeyiz ve zombileri atlattık. Adam burada bir yerde. Hayda sen gel yavaşça üst kata çıkalım. Adam büyük ihtimal uyuyordur. Uyurken onu öldüreceğiz anladın mı beni? Ama çok sessiz olmamız lazım. Uyanabilir. Aynen İlker. Neyse hadi yavaş yavaş üst katlara çıkalım. Gel Hasan takip et beni. Haydi gel temiz burası. Gel Hasan gel. Hızlı ol. Hı? Bu da ne? Hasan burası kapatılmış. Hasan büyük ihtimal adam burada. Sen burada kal. Ben bir yukarı zıplayarak bakacağım. Tamam İlker dikkatli ol. Bakalım adam burada mı? Bir şey de gözükmüyor ki. Hı? Evet evet. Sesi duyuyorum. Hasan adam burada. Yukarıda uyuyor. Sesini duyuyorum iyi dinle. Evet İlker ben de duyuyorum. Büyük ihtimal adam burada. İlker adam kapatmış nasıl gireceğiz? Bilmiyorum Hasan ama girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Gel Hasan gel. Oraya girmek için biraz blok bulmamız lazım. Ama nereden bulacağız nereden? Hasan adam uyanmadan bu gece işi bitirmemiz lazım. Mert'in intikamını alıp Çin setlerine geri dönmemiz lazım. Anlıyor musun? İlker anlıyorum da nasıl çıkacağız yukarı? Adam kapatmış işte. Hasan çıkmanın bir yolunu bulacağız. Merak etme. Buralardan bir yerlerden bir blok bulmamız lazım. Ya da bir kazma. Onunla yukarı çıkabiliriz. Gel Hasan gel. Aramaya devam edelim. He? O ses de neydi? Bir ses duydum ya eminim. Kim var orada? Kim var diyorum. Kimseler gözükmüyor. Acaba zombi mi geldi? Aşağıdaki zombiler nereye gitti ya? Burada bir sürü zombi vardı. Ne oluyor ya burada? Ne oluyor? Aşağıda kim var? Hey! Birisi mi var aşağıda? Bakın birisi varsa çıksın. Ses yok. Herhalde kimse yok ya. Neyse. Belki de bir zombi vardır. O çıkartmıştır sesi. Korkmaya başladım. Umarım Çin beni takip etmemişlerdir. O Mert'in intikamını almak için beni takip ediyor olabilirler. Daha dikkatli olmam lazım. Neyse bu gece artık uyuyamam. Uykum kaçtı. Korkmaya başladım. Şurada biraz nöbet tutayım. Birisi gelirse acımadan vururum. Acımadan. Hasan olamaz. Adam duydu bizi. Duydu Hasan. Hasan gel gel. Aşağı inmemiz lazım. Çabuk Hasan hızlı ol. İnelim şuradan. Adamın elinde silah var. Bizi yakalarsa direkt öldürür Hasan. Elimizde ne silah var ne de kendimizi koruyacağımız bir sopa. Hiçbir şey yok. Bizi yakalamaması lazım. Ona tuzak kurmamız lazım Hasan. O illa bu apartmandan çıkacak anladın değil mi? Bu apartmandan çıkarken onu öldüreceğiz. Gel Hasan gel. Apartmanın en alt katına inelim. O adam çıkarken öldürmek için aşağı bir tuzak hazırlayalım. Yoksa Böyle adamı öldüremeyeceğiz. Vallahi biz onu öldüreceğiz diye o bizi öldürecek. Elimizde ne silah var, ne de bir sopa, kazma, hiçbir şey yok. Bıçağımız falan da yok. Neyse Hasan, bak şimdi sabah olunca adam aşağı inecek ve arabasına binmeye gelecek, tamam mı? Biz de burada saklanacağız. Adam geldiğinde aniden arkasından çıkıp onu öldüreceğiz. Mert'in intikamını almış olacağız, anladın mı Hasan? İlker anladım ama her şeye rağmen daha dikkatli olmamız lazım. Adam artık apartmanda birilerinin olduğunu biliyor. O yüzden daha dikkatli davranacak. Aynen öyle Hasan. Doğru söylüyorsun. Sebep olmaya başladı zaten. Tamam. Buradan çıkarım artık. Çıkar giderim buradan. Umarım beni takip etmemişlerdir. Çinsetliğinden takip ettilerse başım belada demektir. Araba aşağıda. Tamam. Araba güvende şu anda. Buradan inmem lazım. Şöyle biraz etrafı gözetleyeyim de. Kimseler yok değil mi? Evet. Kimseler gözükmüyor. Şuna baksana ya. Şehir ne hale gelmiş. Paramparça olmuş her yer. Neyse. Şuradan içeri gireyim. Evet. Artık buradan çıkma zamanı geldi. Sessizce ilerleyeyim. Şuradan aşağı atlayacağım. Haydi. Evet. işte bu kadar. Kimsecikler gözükmüyor. Yavaş şeylerliyim. Burası da temiz gibi. Evet, hiç kimse yok. Burası da temiz. Acaba dün akşamki sesi kim çıkarttı? Bir zombi mi çıkarttı ya? O ses nereden geldi öyle? Az kaldı az. Aşağı ulaştım sayılır. Zombie cats. He! O ses nereden geldi? Yukarıda zombiler var. Olamaz. İşte buradalar. Yaklaşmayın. Gidin. Gidin diyorum size gidin. Pislik yaratıklar. Gidin. Sabah olunca hemen evlere sığınmışlar. Tabii dışarı çıkarlarsa onlar için tehlikeli olur. Ulan bu tehlikeli olabilir ya. Dışarı çıkmasan mı? Ama çıkmak zorundayım. Buradan biraz uzaklaşmak zorundayım. Ben bu zombileri nasıl görmedim? Nasıl? Neyse. Aşağı inmeye devam edeyim. Olamaz. Hasan yukarıda bir şeyler oluyor. Hasan gel gel. Adam ateş ediyor. Gel Hasan. Çıkalım şuradan. Ne oldu ya yukarıda öyle? Hasan gel şuraya saklanalım. Çabuk Hasan hızlı ol çabuk. Adam ateş etti. Acaba kime ateş etti? Bize mi ateş etti yoksa? İlker sanmıyorum. Sanırım apartmanda zombi vardı. Zombileri öldürmek için ateş etti. Evet Hasan doğru söylüyor olabilirsin. Ama korktum ya. Hasan bu adam çok tehlikeli. Ona yaklaşmak istemiyorum. Biz en iyisi bir silah bulalım. Ondan sonra bu adama tuzak kurarız. Böyle hiçbir şey yapamayız doğrusu. Gel Hasan gel. Uzaklaşalım buradan. İlk önce bir silah bulmamız lazım. Çabuk Hasan hızlı ol çabuk. Adam apartmandan çıkmadan uzaklaşalım buradan. Şurada bir ev var. Şu eve girebiliriz. Belki içeriden silah falan bulabiliriz. Gel Hasan gel. Hemen şu eve girelim. İşte bu. Evet. Ev boş gibi. Zombi falan yok. Bu evde silah bulabiliriz Hasan. Her yere bak. Bakmadığın yer kalmasın. Neyse artık çıkayım şuradan. Mermim de az kaldı. Şu silahı doldurayım. Sadece bir tane mermim kaldı. Biraz daha mermi bulmam lazım. Bugün biraz av yapacağım ve biraz da etrafta mermi arayacağım. Bu kurşunlar bana yetmez. Tamam şöyle arabaya atlayayım. Evet. Şuradan gideyim. Acaba havaalanında yiyecek bulabilir miyim? Belki bulabilirim. Şöyle havaalanına doğru gideyim. Hasan bu katta hiçbir şey yok. Her yere baktık. Ben bir üst katlara bakayım. Sen burada bekle tamam mı? Tamam İlker. Çabuk hızlı ol hadi. Tamam Hasan hemen geliyorum. Şöyle üst katlara bakayım. Buradan silah bulabiliriz. Boş. Tüm sandıklar boş çıkıyor ya. Hepsi boş. İşte burada bir tane daha var. Bu da boş. Umarım bir silah bulabiliriz ya umarım. Yoksa bu adamı asla öldüremeyiz. Burada bir kat daha var. İşte. Burada bir sandık var. Ha? İşte bu. Silah buldum sonunda. İşte bu kadar ya. Tamamdır. Bu silah işimizi görür. Bayağı da güzelmiş şuna baksana. Dolduralım mermisini. Tamamdır. İşte bu kadar. Silah buldum. Hemen Hasan'a söyleyeyim. Hasan! Hasan silah buldum Hasan. Bu silah bizim işimize yarar. Bir sürü de mermi buldum. Şuna baksana. Tamamdır. Artık o adamı öldürebiliriz Hasan. Mert'in intikamını alabiliriz. İlker hadi gidelim o zaman. Adam büyük ihtimal apartmandan çıkmıştır. Hemen gidip şu adamı bulalım. Aynen öyle Hasan. Hadi çabuk gel. Gidiyoruz. Adamı aramaya başlayalım. Ne tarafa gitti acaba? Biz şu taraftan geldik. Adamın oturduğu bina şurasıydı. Evet. Market de şuradaydı. Şu sol tarafta. İşte market orada. Adam da bu binada duruyordu. Araba yok. Adam gitmiş Hasan. Ne tarafa gitti acaba? Bulmamız lazım onu. Gel Hasan. Aramaya devam edelim. Artık silahımız da var. Ondan korkmamıza gerek yok artık. Karşımıza çıktığı gibi öldüreceğim onu. İşte. Havaalanına geldim. Şuraya gireyim. İçeriden belki mermi bulabilirim. Evet. Arabayı şöyle park edeyim. Tamamdır. Araba burada kalsın. Ben de biraz şuralara bakayım. Umarım bir mermi bulabilirim. Baksana asker uçakları var. Evet bunlar askeri uçaklar. Burası askeri bir üst olmalı. Burası askeri bir üst olduğuna göre kesinlikle burada mermi bulurum. Kesin. Şu uçaklara baksana ya ne kadar büyük. Hasan adamın nereye geldiğini bulduk. İşte arabayı buraya park etmiş. Adam havaalanında. Gel Hasan gel. İçeri sessizce girelim. Adam buralarda bir yerlerde. Neden geldi bilmiyorum ama onu gördüğüm yerde öldüreceğim. Sen de benim arkamda kal tamam mı? Sende silah yok. Senin için tehlikeli olur. Tamam İlker tamam. Hemen arkanda olacağım. Hadi arkamdan sessizce gel. Bugün işini bitireceğim. Mert'in intikamı acı olacak pislik herif. Çabuk mermi bulmam lazım ya. Hava da kararıyor. Bu gece çok zombi çıkacak gibi. Yoksa o zombiler beni yeme derler. Acilen mermi bulmam lazım. Şu uçağın içine bakayım. Acaba burada bir mermi bulabilir miyim? Nasıl gireceğim ki içine? Buraya giremem. Çok yüksek. Nereden bulacağım ben? Nereden? Üç tane çikolatam var. Bunlar beni bu gecelik idare eder. Ama mermi bulamazsam yaşayamam. Zombilere karşı savaşamam. Şu binanın içine bakayım. Belki şuradan bir şeyler bulabilirim. Çabuk çabuk. Zombiler her an çıkabilir. İçeride de zombi olabilir. Dikkatli olmam lazım. Şöyle üste doğru çıkayım. Şuradaki pencereden içerisini görebilirim. İçerisi temiz gibi. Evet evet. İçeride zombi gözükmüyor. En iyisi ben buraya gireyim. Belki sandıklardan mermi bulabilirim. Tamamdır. Hava iyice karardı. Hasan arkamdan gel. O adamı bulacağız bu gece. Buradan çıkamayacak. Mert'in intikamını alacağız bu gece. Anlıyorsun değil mi Hasan? Anlıyorum İlker. Ama şunu da unutma. Adamın da silahı var. Dikkatli olmamız lazım. Doğru söylüyorsun Hasan. Haklısın. Neyse. Sessizce ilerleyelim. Neredesin pislik herif? Neredesin? Bulacağım seni. Mert'i öldürdün arkadaşımızı öldürdün Onun intikamını alacağım senden Uzak dur benden Pislik herif Zombiler çıkmaya başladı Hemen şu binaya gireyim Çok az mermim kaldı çok az Umarım mermi bulabilirim içerden Buranın girişi nereden ya Neyse Şu camı kırarak gireceğim içeri Evet Buradan girebilirim Tamamdır işte burada sandıklar var. Umarım mermi çıkar. Sonuçta burası bir askeri üst. Yok yok. Mermi falan yok. Yok sandıklar boş. Şöyle içeri bakayım. Belki buradan bir şey çıkabilir. Üst kata da bakacağım. Evet. Üst katta da bir şeyler olabilir. Gerçekten boş mu ya burası? Boşuna mı geldim ben buraya? Bir mermi bulmam gerekiyor. Yoksa bu geceyi geçiremem. Çok sayıda zombi var dışarıda. Mert, silah sesi şu binadan geldi. Oraya gitmemiz lazım Mert. Büyük ihtimal adam orada. Gel benimle takip et beni. İçeride onu tuzağa düşüreceğiz. Hadi Mert hızlı ol. Adam buradan çıkmadan öldüreceğiz onu. Bu binada işini bitireceğiz. Binanın girişi nerede acaba? Şu tarafa bakalım. Hadi Mert hadi hızlı ol. Geberteceğiz seni. Mert'in intikamını alacağım. Gerekirse bütün gece burada beklerim. Ama seni yine de öldüreceğim. Alt kat boş. Alt katta hiçbir şey bulamadım. Tüm sandıklar boş. Üst kata bakacağım. Evet evet burada hiçbir şey yok. Şuradan üst kata çıkayım da üst kata bakayım. Umarım buradan bir şeyler bulabilirim. İşte burada birkaç sandık var. Şu sandıklara bakayım. İşte bu. Mermi. 3 adet mermi. İşte bu kadar. Mermi buldum. Tamamdır. Bulduğum mermiler bu gece beni idare eder. Bu sandık boş. Bu da boş. Neyse. Bu mermiler bu gecelik beni idare eder. Bunlar bana bu gece yeter. Tamamdır. Artık buradan çıkabilirim. Çabuk, çabuk, çabuk. Zombi sesleri gelmeye devam ediyor. Tüm zombiler şu anda dışarıda. Dikkatli olmam lazım. Şuradan çıkayım. Mert, gel benimle. Buranın girişini bulmamız lazım. Haydi gel Mert. İşte. Buradaki cam kırık. Buradan girebiliriz. Gel Mert, takip et beni. Nerede bu adam? Nerede? Mert, adam buralarda bir yerlerde. Sessiz olmamız lazım. Bizi görmemesi lazım. Eğer ki bizi görürse bizim için çok tehlikeli olur. Yavaş yavaş aramaya devam edelim. O da neydi? Aşağıdan bir ses geldi. Acaba zombi mi? He? Olamaz. Aşağıda birileri var. Bunlar da kim böyle? Bunu tanıyorum. Bu Mert. Mert'in arkadaşı. Evet evet. Öldürdüğüm Mert. Mert'in arkadaşları bunlar. Güvenli bölgeden gelmişler herhalde. Beni takip etmişler. Olamaz ne yapacağım ben şimdi? İki kişiler. Çok tehlikeli olur onlara ateş etmek. Eğer ki vuramazsam onlar beni vurabilir. O yüzden onlara ateş edemem. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Hemen buradan kaçmam lazım. Buradan aşağı atlayacağım. Acilen burayı terk etmem lazım. Evet işte bu kadar. Koş koş. İlker adam orada kaçıyor. Olamaz gel çabuk. Gel benimle. Onu elimizden kaçıramayız. Hiçbir yere kaçamayacaksın pislik herif. Hiçbir yere. Mert'in intikamını alacağım senden. Neredesin? Çık ortaya. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Mert'in intikamını alacağım senden. Geberteceğim seni. Ne tarafa gitti bu pislik? İlker bu tarafa doğru kaçtı. Ama şu anda nerede bilmiyorum. Gel. Neredesin? Çık ortaya. Bulacağım seni. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Gelin bakayım buraya. Mert gibi sizi de cehenneme yollayacağım. Size öyle bir tuzak hazırlayacağım ki doğduğunuza pişman olacaksınız. Arkadaşınızın yanına göndereceğim sizi. Şu binaya gireyim tuzağı hazırlamaya başlayayım. Daha sonra da onları tuzağa doğru çekeceğim. Ve tuzağıma düşeceksiniz. Evet. Bu binada hazırlayabilirim tuzağı. Hasan nereye gitti bu adam? Nerede? Kaçırdık elimizden. Bizi gördü Hasan. Bundan sonra asla karşımıza çıkmaz. Asla. İlker. Eğer ki ben o adamın yerinde olsaydım büyük ihtimal şu karşıdaki evlere saklanırdım. Çünkü bunlar küçük evler. Baksana İlker bir etrafına. Etrafımızdaki evlerin hepsi uzun binalar. Çok yüksekler. Ama şuradaki evler çok küçük. O evlere girmenin kolay olduğu kadar çıkmanın da kolay olduğunu unutma. Eğer ki benim peşimde birileri olsaydı ben kesinlikle şu evlere saklanırdım İlker. Evet Hasan haklısın. Büyük binalara girmenin zor olduğu kadar çıkmak da zor olur. O yüzden adam büyük binalarda saklanmıyordur. Büyük ihtimal şu karşımızdaki küçük evlerde saklanıyor. Gel Hasan, o tarafa doğru gidiyoruz. Takip et beni. Bulacağım seni, bulacağım. Bu şehirden çıkmana asla izin vermeyeceğim. Hasan, adam her yerden çıkabilir ve bizi vurabilir. Unutma, elinde silah var. Dikkatli olmamız lazım. Gel Hasan, takipe devam edelim. Şu ufak binaların birisindedir. Ya şurada ya da şurada. Sırayla ikisine de bakalım. İlk önce şuradan başlayalım. Bize tuzak hazırlıyor olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Neredesin pislik herif? Çık ortaya! Neredeysen çık! Hiçbir yere kaçamayacaksın! İlker sessiz ol! Adam eğer ki bizim sesimizi duyarsa bizden uzaklaşır. O yüzden onu sessizce arayalım. Tamam Hasan tamam. Ne yapayım? Elimde değil. O adamdan nefret ediyorum. Elime geçirsen parçalayacağım bir kaşık suda boğmak istiyorum onu. Ben de İlker ben de. Ama sinirlerine hakim olman lazım yoksa onu yakalayamayız. Tamam Hasan haklısın. Şu üst kata da bakalım. Gelin bakayım buraya. Tuzama düşeceksiniz Buradayım bu tarafa doğru gelin Adam burada Hasan Yat yere adam orada Hasan Sakın sesini çıkartma Ne yapmaya çalışıyor bu ya Haydi gelin buradayım Size teslim olacağım mı Sendenize geberteceğim sizi Gebereceksiniz Olamaz ateş ediyor İlker ne zamana kadar Saklanacağız çıkıp onunla savaşalım İlker Haklısın Mert doğru söylüyorsun Geberteceğim seni pislik herif Geber Hasan vurdum onu Hasan Hasan vurdum onu Aa, Hayır Ölüyorsak beraber öleceğiz Geberteceğim sizi Gelin bakayım buraya Buraya geldiğinizde işinizi bitireceğim Gel Hasan gidiyoruz Sonunda onu vurdum Takip et beni Hasan Buraya kadarmış pislik herif Mert'in intikamını aldım Buraya kadarmış Demek ki buradasın ha? Demek ki arkadaşımı öldüren hain sensin. İşte bu kadar. Ben de seni öldürdüm. İntikamımı alacağım demiştim. İntikamım acı oldu aldım. Şuna baksana. Bir de bize tuzak hazırlıyormuş. Ama kendi tuzağına kendin düştün. Buraya kadarmış pislik herif. <laughs> Siz öyle sanın. Eğer ki ölüyorsak beraber öleceğiz gebereceksiniz. Hayır. Ne yaptın sen? Aa.